kocası. Denedim dinmedi fırtınası. Bir kere olsun tam sırası. Evleneceksen gel. Neriman önce telefonla Mustafa'ya talip oldu. Sana ulaşmak için çok uğraştım ben ya. Herkes stüdyoya gelmesini beklerken o Mustafa'ya mektup yazdı. Genç kızın sakladığı mektuptaki sır neydi? Mustafa'yı bekleyen gerçekleri açıklıyoruz. Az sonra. O neşeli ve kıpır kıpır. 31 yaşındaki Ece bir evlilik yaptı, bir oğlu var. Organizatörlük yapan Ece'yi görüp beğenen sürpriz aday kim? Az sonra. Nasılsın Şeyma? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Muğla'dan arayan Recep Bey, Doktor Şeyma'ya talip oldu. Şeyma Hanım, eğer dürüstlük, doğrulık, delikanlılık, yürek, tutkunu koparan bir insan arıyorsa gelip görüşmek isterim. Şimdi Doktor Şeyma ile yüzleşme zamanı. Eğer sizin için de uygunsa ben pazartesi günü oradayım. Az sonra. Evleneceksen gel. Kararım olumsuz. Sorun yani olur mu? Sorun olur yani. Hiçbir talibine ısınamadı. Bütün taliplerine hayır dedi. 27 yaşındaki Aysun'un bugünkü talibi kim olacak? Az sonra. 28 yaşındaki Hüdalfa hiç evlenmedi. Profesyonel makyör olarak çalışan konservatuar mezunu Hüdalfa'nın Evleneceksen Gel'deki ilk talibi kim? Az sonra. Bir abla olabilirim. Eş olamam mı? Kararım olumsuz. Ard arda hayır cevabı aldı. Her seferinde yıkıldı. Tüm umutların tükendiği anda gelen telefona... Merhaba Mustafa, nasılsın? Çocuklar gibi sevindi. Hayat hikayesiyle herkesi derinden etkileyen Mustafa'ya bu kez Neriman talip oldu. Sana ulaşmak için çok uğraştım ben ya. Mustafa'nın gizemli talibi Neriman kendisiyle ilgili hangi gerçeği açıkladı? Seni ilk ekranda gördüğüm an senden çok etkilendim. Az sonra. Evleneceksen gel. Sağ ol. Evet. Yeni bir Evleneceksen Gel'le bizler tekrar
bize başvuran konuklarımızı evlendirmek üzere buradayız efendim. Allah'ın mutlu yuvalar izniyle. Kurmak üzere. Evet. Hoş geldiniz diyoruz. Çok kıymetli bir misafirimiz var. Hemen tanıtalım. Edelim. Evlilik evet. ve iletişim uzmanı. Bugün çok şanslısınız. Benim çok kıymet verdiğim, fikirlere çok saygı duyduğum ve bugüne kadar kadınlar için elinden geleni her şeyi yapmış. Bundan sonra da çok önemli görevler. Şahanesiniz. Üzerine. Doğru ama. Şahanesiniz. İnci Yeşilyurt burada. Alkışlıyoruz İnci Hanım'a efendim. Hoş geldiniz İnci Hanım. Hoş geldiniz. Sedacığım, o kadar güzel misler gibi kokuyorsun. O mis gibi kokuların diline de vurmuş. Ay ne güzel. Teşekkür ederim. Böyle bir sanatım, böyle bir sunuş. Çok şanslıyız. Evet. Sevgili İnci Yeşilyurt'un engin fikirlerini bugün bol bol alacağız programda. Evet, bugün buluşmalar var, görüşmeler var. Geçtiğimiz hafta yarım kalan hikayeler var. Neler acaba var, neler. Acaba ne oldu, neler oldu? Mustafa ne yapacak? Nilüfer'e ne oldu? Aslı'nın durumu ne olacak? Aa, çok yakışıklı efendim. Olmuşsun annem. Mustafa dur acele etme. Bak, at. Bir şey söyleyecek. Hep böyle bak efendim. Bir şey söyleyebilir miyim? Mikrofon dur. Mikrofonsuz dur, söyleme dur, bir de. Dur. Alış bunu. Babam annem bir de komşum geldi. Şu önde oturuyor babam. Hoş geldin. Ay çok güzel. Babam baba hoş şurada. Geldin. Hoş geldin baba. Anne de Mustafa'nın burada. Komşu babası, da burada. Annesi komşu da burada. Komşunun adı ne? Zahide abla. Zahide Hanım hoş geldin. Zahidem kurban Allah. Efendim hepiniz tekrar tekrar hoş geldiniz. Hoş geldin. O zaman evleneceksen o zaman gel. Başlıyor. Buyur. Avusturya'dan sen evet, anons et. Dünyanın öbür ucundan geliyor. Evlenmeye yok be Avusturya. Geliyor. Avusturya mı? Avustralya mı? Avusturya şura be. Avusturya. Hangisi? Avusturya. Ha Avusturya. Hmm. O zaman oğlum ben şura. Görüyorum senin gözünde bir bozuluyor. Gözün iyi mi? Valla geçen gün Erkan'a dedim ki Erkan Uğur'un dedim gözünde bir şey var mı dedi. Niye dedi? Benim görmüyorsun gibi. Görüyorum da benim gözümde bir şey vardı. Ben 4,5 numara miyoptum 10 sene önce. Şimdi? Lazer tedavisi on 0 numara. Tekrarladı gibi geldi hafif bana. Hafif bir astigmat kalmış olabilir. Ben görüyorum bak. Yüksek araba farı gibi biraz, bak. Yüksek ışıkta gözleri kısıyorum biraz öyle ama. Ha, şu an görüyor musun bize görüyorum. Gösterilen şeyi yazıyı? Görüyorum ama şimdi yazının güzel olması lazım. Avusturya mı Avustralya mı ne yazıyor orada? Avusturya diyor Avusturya ya. Avusturya diyor değil mi? Gayet Avusturya de güzel diyor. Yazmış çocuk. Güzel yazmış. Hüseyin. Hüseyin sen mi yazdın Hüseyin? Hüseyin güzel yazı dersi almıştır zaten bu işin başlamadan önce. O da yazdığına bakıyor ben mi yazdım? Peki. Avusturya'dan geliyor. Davet ediyoruz. Cavit Bey geliyor efendim. Buyurun Cavit Bey. Böyle bu tarafa. Heh, hoş geldin. Avusturya'dan. Avusturya'dan geldim. Ne için geldin? Evlenmek için. Sana bir mikrofonum var. Ha, tamam mikrofonum var. Evlenmek için geldin. Evet. Ne kadar ne zamandır için geldin dedi ama. Tabii canım. Ay, ne için ay Uğur. Avusturya'dan geldim diyor Cavit Bey. Uğur dedi ki ne için geldin? Öyle bize bir merhaba dedi. Senin hayranın sana gelmiş. Hayır eğlenmek için de olabilir belki. Evlenmek için değil de. Eğlenmek. Olmaz. Öyle bir şey de var. Eğlenilecek, evlenilecek. Evet. Evlenmek için geldi Cavit Bey. Cavit Bey şöyle alalım mı? Evet, Cavit Bey şöyle geç. Cavit abi otur tamam. Diyor bak. Seda Hanım sana yer seni göstereyim. Biraz dinleyelim. Evet. Tabii ki İnci Yeşilyurt'ta dinlesin. Evet. Cavit Bey kendini tanıtır mısın ekran başındaki ve buradaki mesela ekran başında sana aday olacak aday olarak gelecekleri ve buradaki dostlarımıza seni tanısınlar. Kendinden bahseder misin? İsmim Cavit İşçi. Avusturya'dan geldim. Evet. 58 yaşındayım. Maşallah. 3 evlilik yaptım. Oh maşallah. Dördüncüye geldin yani. Dördüncüye geldim. Adapazarlısın. Adapazarlıyım. Evet. Çocuk? Çocuk yok. 3 evlilikten çocuk aa. Yok. Birincisinde 1 ay kaldım. Eyvah. 1 ay evli kaldın. Evet. İkincisinde 2 ay evli kaldın. İkincisinde hiç kalmadım. Hiç evli kalmadın. Kalmadım. Bir dakika. İkincisinde evlendin hiç evli kalmadın. Kalmadım. Bu nasıl bir şey ya? Ertesi gün mi? Boşandık yani. Ertesi gün. Evet. Aa. Üçüncüsü de yabancıydı, Azerbaycan'dandı. Onunla da beraber kalmadım. Nasıl abi, ben anlamadım. Nasıl oluyor bu? Evleniyorsun sen. Nasıl yani? Evliliği Avusturya'da bile yaptım üçüncü evliliğimi. Efendim? Üçüncü evliliğimi Avusturya'da yaptım. Önce bir dakika birinciden başla. Birden başla abi sen. Üçe gelme abi dur. Şimdi ilk evliliği evet. Yaptın. Bir ay sürdü.
Evet. Niye bir ay sürdü? Geçinemedik, onu bıraktım. Öncesi var mıydı? Görücü usulü mü evlendiniz? Flört mü ettiniz? Birbirinizi istediniz mi, sevdiniz mi? Sen kaç yaşındaydın? Yok, ben görmedim. Orada çalışıyordum ben Avusturya'da. 2 sene çalıştım, öyle gelmiştim Adapazarı'na. Öyle evet. Evlilik yaptım. Görücü usulü. Evet. Evlendin. Bir ay evli evet, kaldınız. Bir ay. Niye olmadı peki? En büyük geçinememe nedeniniz neydi? Nasıl söyleyeyim, nasıl anlatayım? Cavit abi, şimdi bu 3 evlilik senin bir günde bitmiş. 4. evlilikte bir günde biter mi yani? Bu sebep öyle bir sebep mi? 4. evlilik son. İlk ve son. Nereden bileceğiz? Ama şimdi nereden bileceğiz abi? Senin 3 evliliğin bir günde bittiyse bize 4. burada yapacağın evliliğin bir günde bitmemesini nasıl ikna edin? Yani nasıl olabilir? Niye bitti onlar? Niye bitti? Demek istiyor yani. Ne oldu? Yani onların, senden mi kaynakları yok? Yok, onların problemleri varmış. Ne mesela? İlk mesela evlilik. Mesela önceden başkasıyla kalmışlar. Evet. Mesela ilk bundan, evlilik. Bunun için yani. Cavit'ciğim, ilk evlilik. İlk evlilik bir ay sürdü. Evet. İlk evliliğin bitme nedeni çok özel değilse tabii ki. Neydi? Özel sayılır. Ha, özel sayılır. Evet. Tamam, o bitti. Sonra özür dilerim. Sonra ikincisi. İkincisi ne oldu? İkincisi de 3 sene geçtikten sonra evlilik yaptım. 3 sene görüştün, sonra mı evlilik yaptın? Yok, 3 sene geçti, ben yine Avusturya'da çalışıyorum. Boşandıktan 3 sene sonra. Efendim? Boşandın, 3 sene sonra evlilik yaptın. Tabii. İkincisiyle. Evet. O niye bitti bir günde? Onun da başka kişiyle dostu varmış. O zaman söyledi. Bir günde bitti. Evet, bir günde mi öğrendin onu? Evet. Evlendiğin gün mü öğrendin? Evet. Şey gibi mi oldu böyle, nikah masasına durun? Aşağı yukarı öyle oldu. Aa! Sadece filmlerde olmuyor. Aslında filmlere konu olan da gerçek hayatlar değil mi? İşte Cavit Bey de böyle bir şey yaşamış. Diyor ki evlendiğim gün başka biriyle birlikteliğinin devam ettiğini öğrendim. Hadi evet. Bir olur, iki olur da üçüncü de mi öyle oldu, üçüncü evlilik? Üçüncüsü Azerbaycan'daydı. O ne olmuş? Neymiş? Onun, o da kız niye? Kardeşi problem yapıyordu. Kız kardeşi. Evet. Bir günde mi oldu problem? Bir günde oldu o da. Allah ya Allah. Sen emin misin sende problem olmadığına? Bende problem yok. Varsa bağlansınlar yayına. Cavit abi. Yani... Evet, İnci Yeşil Yurt bir şey söylemek istiyor. Uğur'cum şöyle biraz gel. Geleneklerimizde yer alan gerdek gecesi probleminden ötürü bu evlilikleri ertesi sabah bitiriyor. Yani kız oğlan kız geleneğimizden ötürü galiba. Çünkü özel diye bahsediyor ve bir günde bitiyor. Evet. Evet yani ama yaş gelmiş 58'e Cavit Bey. Eğer hala öyle bir isteğimiz varsa biraz çok bekleriz gibime geliyor sanki. Evet. Şimdi bir de Cavit Bey, İnci Hanım, bunlar her şey evlenmeden sonra. Önce konuşulur değil mi bunlar? Tabii, olması gereken o. Olması gereken daha önce o. Evlendin tabii mi, ki. Ayrıldın tabii mı, ki. Bir arkadaşın oldu mu, olmadı mı tabii konuşulur. Ki. Tabii ona göre ki. Evlenir tabii ki. Ve öyle gider. Evet. Çünkü pazardan elma almıyoruz Uğur'cum. Pazardan elma almıyoruz, aile kuruyoruz. Ya. Aile kurduğumuz için her şeyi başından konuşmamız lazım. Cavit Bey'in de kusurları olacaktır, gelen adayın da kusurları olacaktır. Ama zannediyorum bu geleneksel bağımlılığından ötürü. Bir problem Cavit abi valla ben korktum. Biz seni burada 4. evliliğini yaptırırsak sana, sen ondan da bir günde ayrılacaksın gibi bir izlenim aldım senden. Seni evlendirmekten korkmaya başladım. Ne içi? Yok yok. 4. evlilik ilk ve son. İlk ve son. Ya evet. İlk olur mu? 4. oluyor. 4. evlilik son. Ama bir şey söyleyeceğim. Bak İnci çok enteresan şeyler söyledi. Dedi ki bağım yani. Onu istiyor. Yani... hani geleneklerimizdeki o kırmızı kurdelanın peşinde kendisi. Cavit abi söyleyebilirsin açık açık. Şimdiye kadar hiç evlenmemiş, hiç erkek arkadaşı olmamış, eline erkek eli değmemiş birini istiyorum diyebilirsin. Diyor musun böyle bir şey? Derim öyle, evet. Tabii. Bu tabii. Mu yani senin? Hiç yanılmam. Ama evlenmiş, boşanmış da olsa olur. Boşanmış da olsa olur diyor. Ama şimdi o başka bir şey o zaman. 2 ay maksimum 2 ay sürer. O bağımlılığından kurtulması lazım Cavit Bey'in. Öyle mi? Ya. Peki, Cavit Bey'i... Bakalım hayırlısı olsun. Hoş bakalım geldin. Kimler talip olacak? Aramıza hoş geldin. Bir abla olabilirim. Eş olamam ben. Kararım olumsuz. Arda arda hayır cevabı aldı. Her seferinde yıkıldı. Tüm umutların tükendiği anda gelen telefona... Merhaba Mustafa, nasılsın? Çocuklar gibi sevindi. Hayat hikayesiyle herkesi derinden etkileyen Mustafa'ya bu kez Neriman talip oldu.
Sana ulaşmak için çok uğraştım ben ya. Mustafa'nın gizemli talibi Neriman kendisiyle ilgili hangi gerçeği açıkladı? Seni ilk ekranda gördüğüm an senden çok etkilendim. Az sonra. Evleneceksen gel. Evet, devam ediyoruz. Bir yeni aday daha geliyor, taliplerini bekliyor efendim. Evet. Elif Hanım geliyor. Buyurun Elif Hanım. Ne yapardım bilmem. Geldin. Teşekkürler. Çağrı, hoş geldin. Cavit Bey'i duydun mu biraz önce Elif? Teşekkürler. Cavit Bey'i duydun mu, dinledin biraz önce? Yok, çok dinleyemedim. Hiç eline erkek eli değmemiş bir hanımefendi olsun diyor. Sende de böyle var mı? Eline hiç kız eli değmemiş bir erkek olmalı diye bir isteğin var mı? Yok. Evleneceğim kişi. Benim öyle takıntılarım yok. İnsanların geçmişinde yaşanmışlıkları olabilir. Evet. Elif, kendini tanıt hemen. Buyurun. Ben 24 yaşındayım. Bir kez evlilik yaptım. 4 yaşında bir kız çocuğum var. Allah bağışlasın. Teşekkür ediyorum. Bir evlilik geçti başından. Evet, bir evlilik geçti. Ayrısınız. Ailemle yaşıyorum 4 ayrıldığım yıldır. Ayrıldığım için evlendim başkasıyla. Evlenmemiş diye biliyorum. Kendisiyle görüşmüyorum. Görüşmüyorsun. Çocuğunu evet. Görüyor mu? Yok, görmüyor. Niye? Yani o kendi istediği zamanlar görmek istiyor. Ben de diyorum hani hakimin vermiş olduğu kararla gör. O da ona uymuyor, saygı duymuyor. Bazen görüyor ama. Ama sen niye bu konuda biraz daha esnek davranmıyorsun? Yani görsün, ona belki... Ben istiyorum görsün, ilgilensin, sevgisini versin. Ama o diyor ki ben istediğim zaman alırım. 4 ayda bir görüyor, 6 ayda bir görüyor. Kendi isteği öyle. Evet, öyle kendi isteği. Nasıl aday bekliyorsun? 30-35 yaşında. Adaylarımı bekliyorum. Baban hattımızda şu anda. Evet. Biz zaten gelen İnci Yeşil, şunu bilmeni istiyorum. Uğurcuğum da ben de gelen adaylarımızın ailelerinin onayı var mı? Buna şahane. Çok dikkat ediyoruz. Evet. Şahane. Aile İşte Elif olmaz. Yanımızda 24 yaşında, çok genç ve çok da küçük evlenmiş. 4 yaşında da bir kızı var. Babacığı hattımızda. Sadık Bey merhaba. Merhabalar Songül Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Bizler Allah razı iyiyiz. Olsun. Sağ eksik olmayın olun, inşallah. Eksik olmayın. Evet, kızınız burada, kızınızın burada. Evleneceksen gel programında bizler aracılığıyla evlenmesine izin veriyor musunuz Sadık Bey? Tabii ki onay vermişim ben. Efendim? Onaylamışım. Onaylamışım. Onay. Tabii ki. Peki sizin hayalinizdeki damat adayı nasıl biri Sadık Bey abi? Nasıl bir damat olsa iyi olur senin için, kızın namuslu, için. Namuslu, namuslu. Düzgün, temiz, helal süt emiş bir insan olsun. Helal süt emmiş, namuslu, temiz, düzgün. İnşallah. İnşallah. Sadık Bey, inşallah. Sadık Bey, damat adayı geldiğinde seninle de tanıştırmak isteriz. Tabii ki. Müzik takmadan ki. Önce. Tabii ki. Değil mi? Bir anneyi babayı görmek. Evet, evet. Ailem benim için çok önemli. Allah'ım onları başımdan eksik etmesin. Amin. Yıllardır beraber yaşıyorum. Her şekilde benle ve çocuğumla ilgileniyorlar. Onlardan habersiz de hiçbir şey yapmıyorum zaten. İyi, çok hoşumuza gitti bu. Peki, Sadık Bey teşekkür ediyoruz bağlandığı için. Evet. Elif çok güzelsin. Teşekkür ederim. Bir işle meşgul müsün? Yok, şu an kızımla ilgileniyorum. İlk doğduğu dönemlerde çalıştım. Şu an çalışamıyorum. Çocuk durmuyor. Hep sürekli beni istiyor. Evet. Peki, aramıza hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Yerini alıyoruz. Alkışlıyoruz Elif. Çok güzel. Evet, günün ilk buluşması başlıyor. Evet, Şeyma'ya. Şeyma'ya telefonla bağlanmıştı. Bugün geleceğini öyle söylemişti. Mi? Evet, o telefonla bağlanan beyefendi gelecek. Önce Şeyma gelsin. Evet, buyurun Şeyma. Coşkun da hasta hasta maşallah. Ama Allah o gücü verir insana. Çok hasta. Coşuyor Coşkun. Onun ismi Coşkun zaten. Vallahi çok İki gündür felaket hasta. Ama hastalık kol geziyor. O yüzden birbirinizi öpmeyin rica ediyorum. Öpüştürmeyin. Şeyma, yerini alıyorum seni. Evet. Talibin geldi. Iraklı telefonla... doktor Şeyma'yı yerine alıyoruz. Evet, telefonla konuşmuştunuz Şeyma'cığım.
Hatırladın mı? Davet etmiştin Recep Bey. Evet, davet edelim. Iraklı Doktor Şeyma'nın talibi, değil mi? Recep Bey gelsin. Buyurun Recep Bey. Yanayım, yanayım, ateşlerde yanayım. O kırmızı dudağımda bir öpücü kalayım. Sarayım, sarayım, kollarımda sarayım. Sen iste yeter ki senin kulum kölen olayım. Recep Ay bana Bey. Bak Recep Bey, böyle bir gaydeli gaydeli. Bak adam, aa kız. Yapmayın. Helal olsun, kitaplar bitaplar. Hoş geldin Recep abi. Bakın o günkü yayına gidiyor aklınız galiba yaş konusuna. Hemen abi yok. Demeye başladınız. Ha demeyeyim pardon. Recep kardeş hoş ya geldin. Ya ben de bana benden ciddiyim. Büyükler abla diyor. Gel ben alıştım gel. Artık. Bir şey söyleyeceğim. Dünya beni tanıyor dedin. Ben anlatacağım hepsini. Anlat. Ver bu bana. Benim 13. kitabım size hediyem. Ama sizden bir isteğim var. Buraya 8 tane kelime yazacaksınız. Daha sonra bu konuyu halledeceğiz. Tamam yazacağım ama kitabı göstereyim. Tamam. Kapağını sevdim. Maşallah. Kapağını Recep sevdim. Abi. Türk bayrağı var. Teşekkürler. Evet. Evet Recep abi. Evet, çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Çok sıcak insanlarımız var. Ve ben Erzurumluyum. Ne güzel. Erzurum insanı da öyledir ama. Benim sıcacık, baba tarafım Erzurumlu, öyledir. Aa. Tabii. Baba tarafım Erzurumlu. Rahmetli babaanneciğim. Mekanı cennet baba olsun. Baba tarafım. Çok güzel. Erzurumluları güzel. Severim ben. Bütün yakınlarımızın her ikinize de selamları var bu Aleyküm arada. Aleykümselam. Siz de çok Artı selam. Artı şair yönümle size çok yakınım ben. Ne güzel. Maşallah. Yüzle gelmek çok güzel bir duygu. Evet. Ben size teşekkür ederim ama biz teşekkür ederiz. Her şeye sebep olduğu için özellikle Şeyma Hanım'a teşekkür ederim. Şeyma Hanım'a gelelim. Nasıl oldu bu iş Şeyma Hanım? Ben açık konuşacağım. Evet. Affedersiniz beni değil mi? Ederiz. Estağfurullah efendim. Ben buyurun. Canlı yayınları çok seviyorum. Neden? Video kayıtları hazırlıyorum. Evet. Hatta ikinizin beraber yaptığı bir klibi de ben hazırladım. Hatta size de getirdim. Doğru. Üzerine ben şiir yaptım. Ha, konuk olmuştum Sedat evet. Hanım bir programına. Uğur orada şiir okuyor. Bir de sen mi şiir okudun? Tabii canım. Öyle mi? Güzel. Ama onun şiirlerini çıkartıp okudum. Ne güzel. Evet. Evet. Ben programınızı... Aa, senin şiirleri atmış benim geldi üzerime okumuş. Okumuş. Ay kavga da söylenmez. Değil, ayrı. Benim özel bir stüdyom var hazırlayabiliyorum. Ay. İzler Allah, bakarsınız. Ne güzel. Özür dilerim. Özel stüdyo. Peki. Tabii. Ne güzel ben sizin var. Canlı programınız var diye programınızı izliyorum birkaç gün. Canlı olmasa banttan olsa izlemeyeceksin yani. Yok vallahi, ama yok, insanlar izleme. Beni canlı görmek istiyor. Böyle bir şey var. Var öyle bir şey var gerçekten. Gerçekten. Evet o canlı ayrı bir duygu. Canlı olmazsa istemiyorlar. Beni. Cansız istemiyorlar. Ben canlı yapmayacağım dedim. Evet. Senin gül hatırına Uğur. Senin gül hatırına canlı yayın. Ben canlı seviyorum. Bunu da ilk defa. Yani, ne olur araya beni de alın ben de şiir okuyayım cansız olmaz mı? Cansız yayın sevmiyorum bence ben. Cansız. De. Birazdan, tamam. Birazdan ben bir şarkı okuyayım. Sizin o eserinizi yapabiliriz mesela. Ne okumuştun sen? Uğur Bey'le. Şeyma. Şey Yıldız Tilbe'nin şarkısını evet, okumuştum. Evet, şey Aşk laftan anlamaz, anlamaz ki. Evet. Aşk laftan anlamaz ki. Uğur'cum görüyorsun. Ayakta alkışlanacak bir şarkı. Bak. Sen gerçekten aşk bravo. Laftan anlamaz ki. Evet onu anlatıyordum. Evet. Ben sizin programınızı izlerken evet. Bir anda gözüme Şeyma hanımefendi takıldı. Hangi hanımefendi? Şeyma Hanım. Ha. Ama benim çevremde çok insan var. Evet. Dünya kadar. Evet. Ama Şeyma Hanım'ın duruşu farklıydı. Saçı farklıydı. Giyinisi çok asildi. Evet. Çok hoşuma gitti. Artı mesleğinin doktorluk olduğunu öğrenince bu da hoşuma gitti. Çünkü ben Türkiye'deki tıp üzerine çalışan belki de tek kişiyim. Üniversitelerde ben hastaneler kuruyorum. Değişik adam. Öyle mi ya? Üniversitelerde ne yapıyorsun? Hastaneler kuruyorum. Öyle. Sıfırdan. Hastane kuruyorum. Hem elektronik teknikeriyim hem inşaat teknikeriyim. Ha, öyle bir bütün alanlarıyla ki zaten şu anki üniversitemin rektörü Erzurum'dan aile dostumuz. Hmm. Hatta bir programda elinden ödül aldığım bir insan. Eşi benim ortaokul hocam. Çok sevdiğim bir insan. Tamam. Onun şu anda bulunduğum üniversiteye kuracağı yeni hastane için beni çağırdı. Peki. Ne beş yıldır o yüzden oradayım. Şöyle Şeyma'nın karşısına alalım seni. Hadi. Çok heyecanlıyım. Hadi. Alkışlıyoruz Recep Bey. Teşekkür ederim. Şeyma'nın mikrofonunda bir arıza çıktığı için el mikrofonu verdim Şeyma'cığım. Yakın merhaba. Tutarsan konuşun. Merhaba. Hoş geldiniz. Öncelikle karşınızda olmak çok farklı bir duygu. Ben size ve ekibe teşekkür ederim. Şeyma Hanım ben Erzurumluyum. Benim hayatım tarihlerle çok alakalı. Ancak geçen programda siz hatırlattınız Seda Hanım. Evet. Ben biraz daha yavaş yavaş konuşacağım. Evet. Daha tabii, iyi anlayabilsin anlıyor. Diye. Heh. Bu tabii. Vakit alacak herkesten özür dilerim.
Söylediklerimi tam anlayabiliyorsunuz değil mi Şeyma Hanım? Anlıyorum. Tamam. Benim hayatımdaki tarihler çok önemli. Benim babam 12 Eylül 1980'den bağlanan gece trafik kazasına rahmetli oldu. Mekanı cennet olsun, kaybettik. Benim hayatımda tarihlerin çok önemi var. Ben 25 Ekim doğumluyum. Erzurum'un plaka kodu da 25'tir. Böyle bir özelliği var. Benim alt... Efendim? Mikrofon çalışmıyor. Sen el mikrofonuyla konuş. El mikrofonuyla konuşacaksın. Elindekiyle konuş. Heh. Ne istedin? Onu çıkaralım mı istiyorsun? Ne istiyorsun? Rahatsız metlisi. Ne istedin? Böyle. Ne istiyorsun anlamadım. Çalışmak istiyorum şu. Ha o çalışsın ama çalışmıyor. Onu çıkaralım istersen. Benimkini size vereyim, sizinkini mikrofonu ben alayım. Abi boş ver, sen şuna bak. Devam edelim. O şey, sonra hallederiz onu hadi. Şeyma Hanım, biz aşiret biliyorsunuz. Hı-hı. Aşiret değiliz. Anladım. Ama çok büyük bir ailem var. Anladım. Birçoğu öğretim üyesi. Hep okumuş insanlar. Ama annem çok genç yaşta bekar kaldı. Biz evet. Altı kardeşiz. Altı. Kız kardeşim babamdan 2 gün sonra doğdu. Annem hepsini okuttu. Üniversite okuttu. Evlendirdi. Torunları var. Onun ben saygıyla ellerinden öpüyorum. Çok çok özel bir insan. Siz hiç evlendin? Oraya geleceğim. Müsaade edin. Yavaş yavaş. Rakamsalların peşinde misiniz? Evlenmekten kastediyorsunuz ya. Ama sen dedin ki anlayacağı dilde konuşacağım. Yok rakamsallar yok. Abi daha açık konuş. Basit. Tamam. Sade. Hakikaten he. Şeyma Hanım. Ömrümü yeme. İki defa evlendim. Ben üniversite 2. sınıftayım. Çok da başarılı bir öğrenciyim. Dereceyle girdim okula. Bir bayanla tanıştırdılar. Bir müddet görüştük. Ancak dedim ya babamı ben 13 yaşında kaybettim. Affedersiniz erkekliğin ne olduğunu bilmiyorum. Ve ben bir hata yaptım. Burada ben her şeyi çok açık konuşmak istemiyorum. Özelde anlatırım. Bu hatadan dolayı ben kendimi evlenmeye mecbur hissettim. Üniversiteyi yarım bıraktım. Gittim, geldim, evlendim. Çocuğu var mı? Çocuğu var mı? Evlendim. Sırayla anlatıyorum. Sırayla kaç anlatıyorum. Kaç evlilik? İki evlilik. Ha öyle anlat. Ha. Tamam. O birinci evlilik huzursuzlukla bitti. 2 yıl sürmedi. Ondan 2 çocuğum oldu. Şu anda 24 ve 25 yaşındalar. Maşallah. Ben bir kere yüzlerini görmedim. Aa. Niye? Bulamadım. Sen yok Şeyma. Yoklar. Niye? Almaya Sireyim gidiyorum. Şimdi devlet mahkeme diyor ki 1 Temmuz 31 Temmuz arası alabilirsin. Gidiyorum memleketlerine. Yok kayıp. Arıyoruz arıyoruz yok. Ben çocuklarıma ulaşamadım. 24-25 yaşındalar. 24-25 yaşında. Sen ulaşamadıysan kimse bakın, ulaş... annemle konuştuk. Ben gider anında bulurum, çıkartırım. İşte yavrum lise okuyorlar, tahsillerini bozmayalım. Üniversite okuyorlar, tahsillerini bozmayalım. Canım bir babası. Ama yapabileceğim bir şey yok. Yani evlatların... Ne anlatıldı bilmiyorum. Beni bütün dünya izliyor, tanıyor. Kötü bir şeyim yok. Onlar 24-25 yaşında. Onlar istese seni bulurlar. Ama İstemiyorlar. Onlar sana kırgın ki demek ki bir şeye kızmışlar. Hayır. Anneleri ne anlatmışsa o. Anneleri mi sana karşı biraz kesinlikle. Şey yaptı öyle mi? Sen bunları, niye bu... Bir bakın, şey söyleyeceğim Recep. Buyurun. İnci Yeşilyurt mutlaka bunu söyleyecektir ama sen niye bu çocukların 24-25 yaşına kadar bekledin de anneleri ne anlattıysa o diyorsun da sen niye bir şey anlatma fırsatını bulamadın? Aynen katılıyorum. Şimdi Recep Bey maşallah bizde bir evlenecek çiftler geldiği zaman çok güzel bağlamacı dili konuşuyor deriz biz. Hanımefendi bu konuda uzman, evlilik anladım, uzmanı. Anladım, biliyorum hanımefendi. Maşallah fazlasıyla var o. Ve istediğiniz şekilde de yönetmek için ben sırası gelince anlatacağım planlara giriyorsunuz. Bunları bıraksak da Recep Bey'in kusurları neler onlardan biraz bahsetsek. Biraz anlatayım. Ben onları bir duymak isterim. Tamam. Bana dedi ki ben işinden memnun değilim. Ben sizin babam, kusurlarınız. Ben ona anlatıyorum. Evet. Ben babamın iş yerini işletiyorum. Ben dedi bundan memnun değilim. Kendisi öğretmen. Tamam dedim. Üniversite sınavı açtı. Üniversitenin sınavını ben birincilikle kazandım. Ve üniversiteye teknisyen oldum. Hayır dedi. Ben bunu da istemiyorum dedi. Doğum yaptı. 10 gün sonra çocuğuyla gitti. 9 kere. Ben evlilikteki kusurları sormuyorum. Ya? Recep Metin'in kişisel kusurları nedir bu hayatta? Hanımefendi o dönem çok eskide kaldı. Hatırlamıyorum bir ikincisi. Benim kusurum yalnızlığım. Başka bir kusurum yok. Kusursuzluk Allah'a mahsus Recep Amenna. Bey. Amenna. Onun için
Kızımız da bu soruları inşallah soracaktır. Elbette. Sizin niyet çok iyi, ben onu anlıyorum. Evlenmek istiyorsunuz. İnşallah gönlünüze göre de olacaktır ama bana biraz sanki şöyle kusurlarınızdan bahsetseniz daha bir samimi gelecek. Hanımefendi, bir kere ben çok duygusal bir insanım. Romantik bir insanım. Ne güzel kusurlar. Yalanı ve şiddeti sevmiyorum. Bakın ben tane tane anlatınca birçok şeye vakıf olacaktınız. Siz de beni tanımıyorsunuz o yüzden. Onu anlatacaktım. Olur mu, seni dünya tanıyordu hani? Ya bir dakika, bu yönlerimi bilmiyor ki. Ha. Ama ben şimdi tanıdığım Recep Bey'i söylersem bir daha programa gelemezsiniz. Onun için biraz şöyle normale dönelim. Ben size sorsam da tane tane uzatmadan, mesela kızımız adına ben size şöyle bir buyurun sorsam. Recep Bey sarımsak soğan yer miden başlasak? Yerim. Ha? Kızımız sever mi sarımsak soğan kokulu erkeği sorsak? Anlamadım. Sarımsak, Arapça nasıl denir? Arapça. El sarımsak, yani el sarımsak. Arapça da biliyoruz yani. Sarımsak küçük bir zeytin yaprağı, zeytin yaprağı gibi mi? Anlamadım. Yok. Soğan. Tamam. Baharat. Soğan gibi. Yani şöyle masaya vurup üstüne yumruğu vurdun mu? Anladım. Dağılıp cücüğünü cücüğü yok herhalde bunlar. Neyse boş ver. Niye vardır? Peki, ve bunların var da mutfağı olmaz şeyler. Mı? İsmi farklıdır. Asıl onlarda var. Asıl onlarda şey var. Şimdi hanımefendi, özür dilerim. Arapçasını. Sarımsağın Arapçasını bulun. Hüleyin. Arapça değil. Ne? Arapça değil sarımsağı. Baharat Arapça. Baharat. Sarımsağı biliyor musun? O baharat değil. Hiç duymadım bu kelime. Bu yüzden bilmiyorum. Duymadım. İşte sarımsağın Arapçası lazım. Soğanı biliyor musun? Çok şu anda. Biliyorum. Soğanı biliyorsun. Soğanın benzeri. Bak elim ayağım küçük. Anladım. Tamam anladım. Ne Arapçası? Tum. Evet. Hanımefendi şey diyor ki, bir günü ben nasıl geçer? Bir günü nasıl geçiyor? Asarımsak. Onları sor. Bir dakika. Bir günü nasıl hanımefendi geçiyor? Hanımefendi diyor ki, siz soğan yerseniz kokarsınız ya. Siz bundan rahatsız olur musunuz? Onu soruyor. Evet, aynen. Ama ben hanımefendi... Ben çok hassasiyim koku. Çok hassasiyim. Acaba nereden anladım ya? Neden niye acaba sen, ben evet, soğan diye sordum? Ama bakın bunu yanlış bir soru sordunuz. Şimdi Sedacığım, kızımızın oturuşu duruşu... Ben ona bakıyorum uzman olarak. Nelere dikkat ettiğine, ne yaptığına. Oğlumuza da bakıyorum. Çorap boyundan tutun da pantolon paçasına kadar bakıyorum, görüyorum. Ben bazı çorap uyumları... Çorap boyu neyi anlatıyor ki? Çorabın... Ben bazı uyumları başından itibaren aynen sorguluyorum. Ne oldu? Kızımızın hassas bir yapısı var, belli. Ve bu hassas yapı da... Evet. Aynı çatı altına girdiklerinde acaba ne olacak diye ben kendime soruyorum. Hanımefendinin ismini alabilir miyim? İnci Hanım. İnci Yeşil İnci Hanım. Efendi. Benim pedagogum var. Maşallah. Psikoloğum var. Maşallah. Üniversitede tıp camiasından bu insanlara iç içeyim. Allah arttırsın. Sizi ben anlıyorum sorularınıza. Şunu özetle söyleyeyim. Ben ömrüm boyunca sarımsak bir kere yemedim, sevmem. Biraz evvel yedim dediniz ama, de bir dakika. Dediniz de. Ben hanımefendiye kibarlık olsun yaparsa diye ben ona evet dedim. Çünkü birçok şeyine evet diyeceğim bir insan. Başka tarz sorularınız varsa cevap vereyim. Bir gününüzü mesela kızımıza bir anlatır geçiyor mısınız? Bir gün şimdi nasıl benim geçiyor şu anki günüm mü? İşte o sıkıntı. Hı hı. Neden? Ben işime gidiyorum. Geliyorum, kapanıyorum eve. Ben dışarıya çıkmam. Akşamları ne her akşam... Yapıyordun? Tam olarak söyle de anlamamış olabilir. Ne iş yaptığını da söyle. Mühendis galiba. Mühendis yok. Tekniker. Aha. Teknik elemanı. Ama denklik yapmadın siz. Kabul etmedi bu. Üniversitelerin bazı denklikleri Türkiye'de geçerli olmadığı için evet, benim kadrom tekniker. Teknik bir elemanım ben. Hemen hemen de aynı maaş alıyoruz. Onlar sorun değil. Mühendis olmak, şu olmak, bu olmak. Bunu ben yapalım. Şunu merak ediyorum. Buyurun. Siz kaç yaşında? 48. 48. Ama göstermiyorum ben değil mi? Ben kaç yaşında? 30. Size neden evet diyeceğim ben? Şunu merak bakın ediyorum henüz ben bir şey anlatmadığım için zaten şu anda evet güzel diyemezsiniz. Güzel bir soru. Ama çok güzel sordu. Çok güzel. Ben güzel henüz soru size ben kendimi anlatmadım. Zaten çok merak ettim. 2 gün falan. Neden evet diyeceğim? Nasıl ikna edeceksiniz beni? Anlatacağım, müsaade eder misiniz? Buyurun. İkinci evliliğim üniversitede tanıştığım bir bayanla oldu. Çok dostça bir arkadaşlık kurduk. Ben o hanımefendinin elini bile tutup gezmedim. Bir yıl kadar sürdü. Ondan sonra ailesine istedik, vermediler. Biz nikahımızı yaptık. 8 ay sonra gidip ellerini öptük, düğün yaptık. Her şey çok güzel. Ondan sonra bir de kızımız oldu. Dünya çok güzel oldu. Ancak ben askeriyeye değil,
Antakya'da serin yolda yaptım. Devlette özel görevlerim vardı. Bana yine bir görev verildi. Başka bir üniversiteye atamam yapıldı. Yeni bir üniversiteye geldim. O üniversitenin işlemlerini yaptım. Üniversitenin bütün cihazlarını yaptım, onardım. O araştırdığım konuyu da buldum. Bulduktan sonra yanlış yerlere el atmışım. Recep. Ben, efendim. Recep. Dur abi, neler anlatıyor? O kadın anlamıyor ki bunları. Ya ben anlıyorum getirdim, ama... Okumu getirdin. Kafamı sen anlatırsın, kafamı sallamaktan Recep böyle abi. Oldum. Şimdi bir şey söyleyeceğim sana. İki kere evlendin, 3 çocuk var. Hı hı. İki çocuğunu 24-25 yaşlarındalar görmüyorsun. Üçüncüyü hiç görmemişsin. Olur mu görmemişsin? Benim kucağımda büyüdü o. E ne oldu? Onunla ne oldu? Annesiyle onunla... gitti memleketine. Heh. Ama annesi bir doktordu. Rahmetli oldu. İki sonra yıl önce. Sonra kız ne oldu? Kızım orada dedesiyle beraber yaşıyor. Peki niye görmüyorsun? Görmüyorum demedim. Görüşüyoruz. Onunla bir sıkıntımız yok. Kızı görüyor musun? Onunla bir sıkıntımız yok. Öbür iki taneyi görmüyorsun. Onlar evet. Erkek mi? Onlar da kız. Onlar da kız. Hı. Onlar seni niye reddediyorlar? Ben bunu çok merak ediyorum. 20'sinde mahkeme var. Gelirlerse göreceğim ve bunu konuşacağım. Ben peki onlara bulaşamıyorum. Peki ondan önce sen şartlarını zorladın mı? Gittin mi? Tırmaladın üniversite, mı? Üniversiteye 3 kere gittim. Bahar mikrofon verin. Bahar bir şey söylüyor. Evladını görmek isteyen beyefendi sizsiniz. Doğru mu? Evet. Okulun önünde dururum. 1,5 saat yağmur altında beklerim. Yine o evladımı görürüm. Bu benim kızımın babası için de geçerli Seda Hanım. Kaç kere yalvarmışım. Kapının önünde ne olur gör. Ben uzağım, ben evime gidiyorum. Sen onu gel gör. Hayır. Ben 5. evliliğimi yaptım. Çocuklarım var benim. Al o senin kız kardeşin olsun, büyüt. Hep bu mantaliteyle gidiyorsunuz. Öyle evet. Mi diyor? Bunları öyle söyleyen diyor. Aynı şekilde Allah Allah. Çocuğunun böyle babası. Gidiyor. O zaman beni dinleyin. 9 kere gittim üniversitelerine. 9 kere değil, 99 kere değil. 999 bakın, kere o çocuğumu görmeye giderim. Her seferinde aracılar da soktum. Okulundan arkadaşlarını buldum. Görüştüm, ettim. Hepsinde kaçtılar. Görüşmek kaçarlar. İstemediler. Kaçarlar. Çünkü neden? Çocuğu zamanında görmek istememişsiniz. Ama ben bulamadım ki göreyim. İlkokula 1. sınıfa gittiğinde o çocuğun beyni daha su gibi. Bir gidin. Kapının önünde görün. Bir öpün ya. Parasında pulunda değil. Hiçbir çocuk. Hanımefendi ben Erzurum'da yaşıyorum. Onlar Çanakkale'de nasıl göreceğim? Tamam. Hiç fark etme. Otel 36 odasında saat. Kalırım. Otel odasında kalırım. Ama İstanbul geldiniz. Ben sana ben Bahar'a katılıyorum. Geldiniz İstanbul kadar. Şimdi trafik otel kolay. Otel odasında kalırım. Yine şimdi sabah kolay. Okulun önünde yatarım. Recep ama Bahar burada haklı. Hayır yani, ben onlara hak veriyorum. Ben Erzurum'da yaşıyorum. Onlar Çanakkale'de ya da olmaz ben bilmem ne. Olmaz bu. Abi. Ne olur. Yurt dışı bile olabilir. Mikrofonun nerede? Mikrofon güzel konuşuyordun. Bir şey söyleyemeyim. Evet Alaaddin bir şey ya söylüyor. Ya 25 yıl nasıl siz evladınızı görmüyorsunuz ben onu hayretler içerisindeyim. Olmaz. Bakın. Benim çocuklarım 28-30 yaşında. Ben 2 senedir görmüyorum şu an. İnanın içim eriyor. Ben bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz, ne yapmak istediniz, ama ben kestirmeden gidip sadece çocuğum var diyebilirdim. Ben doğrularını söyledim. Ben tamam bulamıyorum görüşeyim. Niye aramıyorsunuz? Niye peşinden telefonları yok. Adresleri yok. Tüm, bakın inanın her şeyi denerim ben onları görebilmek için. Beyefendi boş konuşun. Evlat, gidiyorsunuz lütfen, kapının önüne. İnsanın canı kanı kızınız parçası. Kızınız görüşmek istemiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Bahar al mikrofonu. Fatih Bahar'a verir misin? Kimse boş konuşmuyor Recep Bey. Şu yüreğinizde vicdan merhamet varsa o sizin kokusu, sizin kokunuz evladınıza siner. Otelde kalırım, otel param yoksa okulun önünde kalırım. Yatarım orada yine o evladımı görürüm. Hiç boşuna babayım, iki tane benim orada. Gidin şu an o çocuklara bir mikrofon sunun, o çocuklar neler anlatır. Küçücük ya küçücük yaşta bıraktım diyorsunuz. Ne demek? 7 aylıkken ben eşimden ayrıldım. Aynı şekilde bir gün olsun okulun önünde gelmesi için benim kızım çok bekledi. Hanımefendi. Ama gelmedi. Ben şimdi bir şey ortaokul oldu. Bahar'cığım özür dilerim. Recep bir şey merak ediyorum. Bu kadar duygusal adamsın. Bak bu kadar şiirler yazıyorsun. Bu kadar ben biraz önce göz attım. Muazzam sözler var burada. Evet. Yani nasıl oluyor da bu dengeyi kuramadın? Nasıl oluyor da kızlarınla irtibatı sağlayamadın? Şimdi bunu öğrenmek hepimizin hakkı. Bunu bilmek istiyoruz. Bakın bütün evrakları getirdim. Defalarca Çanakkale'ye gittim. Karakola gittim. 1 Temmuz'da almaya yoklar. 2 Temmuz, 3 Temmuz, 5 Temmuz kaldım yoklar. Şimdi yalnız bir şey söyleyeceğim İnce Yeşilyurt. Bunu şimdi, iyi dinlemeni istiyorum. Kızımız, daha önce de kızımız sevgili İnce ve biz çok doğruluk payları da var yalnız. Şimdi burada evraklarını getirdim hanımefendi. Neden var dur Recep? Şimdi
Kadınlarımızın geneli mağdur. Ama bir miktar kadınımız var da adamı mağdur eden. Lütfen bu konuda da konuşun. Şimdi hakimin verdiği tarihlerde özellikle adres değiştirenlere biz de tanık oluyoruz. Yani çocuğu babadan kaçırma eylemi diyoruz biz buna. Hatırlıyor musun bir program yaptık? Evet, beraberdik. Babalar çocuğumu icrayla alıyorum diye ağladı adamlar. Yani, koca adamların ağladığını gördük ince. Bunları da biz sık sık tanık oluyoruz. Tabii ki mesafeler görmeye engel değil. İcraya da verseniz kaçırdıkları takdirde göremiyorsunuz o tarihlerde. Okula gidiyorsunuz, çocuğu öyle doldurmuş oluyorlar ki çocuk güvenlik elemanına babayı şikayet ediyor. Gösterme bana yapan diye. Anneler var, çünkü evet. Burada kendimizden yola çıkmayalım. Toplumun genelinin kadınları mağdur. Bunun üstüne basa basa söylüyorum. Tabii ki. Ama Recep Bey de belki o konu içine girer de iyi niyetle bakmak istiyorum. Yani hayır, diğer mağdur erkekler bakın, grubuna. Bakın 5 kere trafik kazası geçirdim, ölümden döndüm. Huzursuzum. Arıyorum, tarıyorum, bulamıyorum. Artı bu konu onların konusu değil. Açarsam çok şey değişir. Ben bu özel konuları evraklarına getirdim, kendisine ispat da edebilirim. Ben niye evlendiğimi, niye boşandığımı anlatmaya çalıştım. Bakın en başına özellikle söyledim. Mikrofon Bahar. Bir gün Recep Bey evladınız size şunu söyleyecek, sap döner, kasap döner, gün gelir hesap döner. Babacığım yıllar boyunca beni şimdi mi buldun diyecekler. Bunu unutmayın. Hanımefendi o günü ben bekliyorum. Ben bekliyorum. Dört gözle bekliyorum. İnşallah görürsünüz. Bakın özür dilerim. Ben şu an nafakası davası açtım dedim mi? Evet. Oraya bir yazı yazdım. Annelerine ait bir olayı yazdım. Evet. Ve altına yazdım ki bunu size yazıyorum. Bu mahkeme evranını okumak zorundasınız. Çünkü onlar okuyorlar. Ve bunun gelin bana hesabını sorun dedim. Ne oldu sizce? Sizce? Ne olmuştur? Ne oldu? Kızlar sesini çıkartmadı, anneleri beni mahkemeye verdi iftirada. Çünkü kocaman kız olmuş. Kocaman, küçükken, 23-24 yaşındaki evlattan bahsediyorsun. Asıl her çocuk doğduğu, büyüdüğü yeri bilir. Seda Hanım, evet. Sizin oğlunuz doğduğu yeri bilmiyor mu? Büyüdüğü bilmez yeri bilmez olur mu? Hanımefendi. Ama bir şey söyleyeceğim. Biz Seda ile bayağı lütfen. O konuda programlar yaptık geçmişte. Çok. Siz kişisel ve yakınlarınızın yaşadığı mağduriyette doğrusunuz. Toplumumuzun çoğunda var. Ama Recep Bey gibi erkekler de çok. Yani Recep Bey gibi aslında çocukluktan var. Beri evladının peşinde olan çok da erkek var. Evet. Onu bileceğiz. Onun için bu konuda tarafsız olmak dediğini kabul etmek zorunda. İnanın, özür dilerim bitireceğim. İnanın ki ben aradım. İçim yanık. Ama ulaşamadım. Peki evet. Siz biraz konuşun ikiniz. Tamam. Mustafa'yı alalım. Mustafa gel damat şey gibi bugün al, benim çocuğum. Aferin gel. Hoş geldin. Kayda mı konuşsak bu gülüşü de nasıl konuşacağız geldin, bilmiyorum. Mustafa. Çocuğumuz bizim. Beni duyabiliyor musun? İnşallah seni evlendireceğiz burada. Çocuğu inşallah. Şeyma Hanım. Çok şık bugün. Çok yakışıklı benim evladım bak. Çok da terbiyeli. Herkes çok seviyor Mustafa'yı. Çok saygılı bir çocuk. Çok hatır şinas bir çocuk. Temiz bir çocuk. Bir televizyon telefon bağlantısı yaptık. Evet. Nerimandı. Neriman'dı değil mi Mustafa? Evet Neriman. Ben mikrofon, talip olmak mikrofon. Evlenmek istiyorum dedi Mustafa'yla. Neriman Hanım evet. Sana Neriman'dan haber var. Tamam. Güzel şarkılar vardır ya böyle yine i̇nşallah. Yapmış yar mektubun ucunu i̇nşallah, falan gibi böyle. İnşallah. Sana haber uçurmuş Neriman. İnşallah. Onu göreceğiz. Tamam. Şunu söyleyelim yani saf temiz bir arkadaşımız. Hani Mustafa neden orada diye soranlar düşünenler var. Bakın Mustafa kendi isteğiyle ve ailesinin isteğiyle burada. Bizim isteğimizde değil değil mi? Anne de burada. Babacığım, baba babacığım. Da burada. Burada evet, evlensin diye burada. Burada ve biz de gerçekten samimiyetle onu evlendirmeye çalışıyoruz. O yüzden buradayız biz de. Biz de samimiyiz. Babasına mikrofon İnşallah. Verelim Ayşem. Anneye babaya da verelim. Mikrofon evet. Mustafa'nın babasına bir mikrofon verelim. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? Maşallah. Mustafa inşallah burada talibini bulacak. İnşallah kısmetini bu programda bulacak. Biz de inşallah ilk Mustafa'nın düğünüyle devam ettireceğiz. İnşallah. Allah razı olsun inşallah. Ay canım. Evet. Peki ne diyorsun oğlunla ilgili? Ben öncelikle herkese hoş geldiniz diyorum. Siz de hoş geldiniz. Seda Hanım ben şunu söylemek istiyorum kısaca. Benim oğlum Asya'dan yeni geldi. Asya'da bazı şeyler öğrendi fakat öğreneceği çok şeyler var. Var tabii. Ben hanımla 33 yaşında evlendim. Mustafa 34 yaşında dünyaya geldi. Dolayısıyla önce istikbali lazım. Evlilikten önce istikbali lazım. Yani iş gibi mi diyorsun? Yani işi olacak, aşı olacak. Olurum ya. Evet.
o İşi bulurum diyor. Henüz ben evlenmesi için şu anda çok erken. Peki ben şunu merak ediyorum. Çok bir erken. Baba olarak, bir babanın evladıyla ilgili düşüncelerine ben çok önem veririm. Mustafa nasıl bir evlat, nasıl bir çocuk? Şimdi Seda Hanım, ben bunu kendim bilakis kameraman ekip arkadaşlarımız da sağ olsunlar oraya zahmet edip geldiler, çekimi yaptılar. Çekimi yaptılar. O vaziyette ben 1990'da kazı kazandan bir para çıktı. Peki abi bir bekle, dedin ki benimle çekim yaptılar, birisi daha Mustafa için çekim yaptı. Önce onu izleyelim. Evet, bölümümüzü izleyelim, sonra konuşacağız, bakalım neler olur. İşte Mustafa'nın gizemli talibi. Evleneceksen geldi. Unutulmayacak bir hikaye yaşanıyor. Sempatikliği ve duygusallığıyla içimizden biri olan Mustafa, evlenmek için farklı adaylara talip olmuştu. Vallahi ben Aysun Hanım'ı almadan gitmem bu programdan diyorum. Biz de burada yani babamızın aynı konuşmuyoruz yani. Gördük, aşık olduk. Mustafa'nın talip olduğu tüm adaylar ona red cevabı vermiş, Mustafa ve ailesinin hüzünlü anlarına stüdyoda şahit olmuştuk. Kararım olumsuz. Olumsuz. Neden? Ben evlenip ayrıldım. Bir kızım var. Kendisi bekar. Kendi çok bir insan ama olmaz diyorum ben. Şimdi ise İzmir'den Neriman talipti ona. Her seferinde hayır cevabı aldı. Bir abla olabilirim. Eş olamam ama. Kararım olumsuz. Tüm umutların tükendiği anda gelmişti Neriman'ın sürpriz telefonu. Bu sürprizi beklemiyordu. Sana ulaşmak için çok uğraştım ben ya. Evet. Allah evet. Allah. Seni kaçıranlar utansın cidden. Ben çok uğraştım. İşte herkesin merak ettiği, Mustafa'nın hayat hikayesinden etkilendiğini söyleyip canlı yayına bağlanan Neriman. Sır perdesini aralıyoruz. Merhabalar Mustafa. Ben geçtiğimiz günlerde canlı yayına bağlanarak seninle konuşmuştum. Samimi duygularla konuştum. Bundan dolayıdır ki bugün karşındayım. Neriman sanki 40 yıldır tanıyormuşçasına öyle güzel anlatıyordu ki Mustafa'yı. Hem seni hem anneni çok beğendim ben. Samimiyetine inanıyorum. Çok temiz yüzlüsün. İyi kalplisin. Bakın Mustafa'ya talip olan üniversite öğrencisi Neriman, ilkokul mezunu Mustafa'dan neden etkilenmişti? Hayat hikayem de beni çok etkiledi. Onca zorluk içinde büyümüş, kendini geliştirmişsin. Peki ne zaman gerçekleşecekti Neriman ve Mustafa'nın büyük buluşması? Beni beklemeni istiyorum ama... Mikrofonu yakın tut. Ne hissediyorsun? Neriman'ı duydun. Birazdan bir bölüm daha var. Neriman'ın sana çok önemli bir sürprizi var. Tamam. Onu da sürprizi izleyeceğiz. Var. Ama sen şimdi hani ilk gördün Neriman'ı şu an. Şimdi ne hislerini anlat. Şöyle yakın tut mikrofonu. Sınavları bitince buraya gelecek. Tamam. Hayır, bugün her an bugün, her şey olabilir. Bugün mü gelecek? Tabii, dur bakalım. Yoksa bilemem. Yarın mı gelecek? Bilmem. Gelsin olabilir bakalım. Şey. Yani. Hadi canım. Gelsin bakalım. Peki diyorum. Konuşmalarından mesela ne? Ya dürüst bir hanımefendi. Ha. Nazikane dolayından da teşekkür ediyorum geldiği için buralara. Evet. Bir gelsin bir bakalım o diyorum. O da senin için öyle diyor. Çok dürüst onun için diyor. Dedik ki biz yani sen üniversite öğrencisin. Mustafa dedik ilkokul bitirmiş. Ben onun yüreğini fark ettim dedi. Ya, olacaksa olur yani Seda Hanım nasip kısmet diyorum. İnşallah olur diyor İnşallah. Musun? İnşallah bakalım.
İnşallah. Peki Mustafa, şöyle alıyorum seni. Alkışlıyoruz Mustafa'yı. Hemen Gözde'yi alacağım ama burası ne oldunuz siz? Bir çay içmek istiyor musun Şeyma? Sevinirim çünkü göstereceğim evraklar var kendisine. Evraklar göstermek evrak istiyor. Evrak konuşmak istiyorum. Çıkın. Peki. Teşekkür ederim, buyurun. Şöyle yukarıya alalım sizi. Evet. Şeyma'cığım, Recep sen de. Doktor, derdime bul bir çare. Ona doyamıyorum. Yaz bir reçete. Sabah akşam yemekten önce. Ve sonra her anımda yanımda istiyorum. Evet. Peki Gözde geliyor bakalım, Gözde'ye talip. Kim gelecek? Hadi sürpriz. Hadi Gözde Hanım. Gözde sözüme döndüm. Doğruyu yanlış gördüm. Çatmamış yerinde. Güzelsin annem. Sen de çok güzelsin. Ay sen öylesin. Vallahi çok hoşsun Gözdem ya. Gözde. Gözde, tahmin ediyor musun kim gelmiş olabilir? Yok, etmiyorum. Efendim sakın bir yere ayrılmayın. Kısa bir ara. Reklamlardan sonra bakalım Gözde'nin talibi kim? Önce telefonla Mustafa'ya talip oldu. Sana ulaşmak için çok uğraştım ben ya. Herkes stüdyoya gelmesini beklerken o Mustafa'ya mektup yazdı. Genç kızın sakladığı mektuptaki sır neydi? Mustafa'yı bekleyen gerçekleri açıklıyoruz. Az sonra. Evleneceksen gel. Neriman önce telefonla Mustafa'ya talip oldu. Sana ulaşmak için çok uğraştım ben ya. Herkes stüdyoya gelmesini beklerken o Mustafa'ya mektup yazdı. Genç kızın sakladığı mektuptaki sır neydi? Mustafa'yı bekleyen gerçekleri açıklıyoruz. Az sonra. 28 yaşındaki Hüda Alfa hiç evlenmedi. Profesyonel makyör olarak çalışan konservatuar mezunu Hüda Alfa'nın Evleneceksen Gel'deki ilk talibi kim? Az sonra. Evleneceksen gel. Sen gel, devam ediyor efendim. Evet, Gözde'yi yerine aldık. Pek güzelsin dedim yine. Çok güzelsin evladım. Ne güzel kızsın. Su gibi. Maşallah. İnşallah. Su gibi. Gönlünün muradını bulacaksın. İnşallah. Belki de bu kapının arkasında Uğur. Belki de, bakalım kim gelecek. Nasıl böyle Gözde gene böyle pek ümidim yok gibi baktı. Ama hiç belli olmaz. Yani. Bakalım kim geliyor, açılsın kapı. Buyurun efendim. Buyurun. Var, almaya geleceğiz vallahi, şansınız var bizim de onda, gözümüz var belki biraz da, nazımız var almaya geleceğiz vallahi, şansınız yok billahi. Ay şuraya gel, nereye gittin? Ne bileyim, Seda Hanım işte böyle. Hoş geldin kardeşim, nasılsın? Mikrofon takılı zaten. Evet. Bunu şarkı için almıştın, onu alalım. İbrahim hoş geldin. Trabzonspor mu bu? Trabzon. Evet, Trabzonspor. Trabzon musun? Trabzonspor ve Trabzonspor taraftarına buradan sevgiler. Kapancamı sapuni, güller doğratacağım, güller doğratacağım. Çatlatacağım, onu çatlatacağım. Hey!
Teşekkür ederim. İbrahim. İbrahim. Helal olsun İbrahim, İbrahim sana. Ya. Sever misin Gözde böyle Horon Karadeniz falan? Evet severim. Seversin. Bana bak İbrahim tam bir Laz uşağı. Vallahi yani öyle. Ama partnerim de iyi ayak uydurdu, helal olsun. Güzel oynay. Böyle mi? Evet. Yani biraz heyecan süzgeci var da. Hoş geldin İbrahim. Hoş bulduk. Hadi bakalım. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi konuşalım. Nasılsın? Ay. Yoruldun herhalde. Yorulmadım da biraz heyecan var da kusura bakma. Ben biraz şey yapayım. Yoruldum. Heyecan süzgeci derler yani. Sen şimdi nefes al. Oy. Ben Gözde'yi bir bardak biraz su alayım da. Bir bardak su vereyim sana bir bardak. Bak hiç alayım dokunmadan. Ya, bir teneke de olabilirdi. Bir teneke. Kafandan mı dökeceksin tenekeyi, ne yapacaksın? Ya, olabilir. İbrahim tam Karadeniz maşallah. Neresi Trabzon'un neresi İbrahim? Akçaabatlı. Akçaabat. Akçaabatlı. Akçaabatlı İbrahim. Ay. Ay. Şimdi Gözde bizim Gözde'miz. Evet. Gözde'yi İnci Yeşilyurt'ta. Sen nefes alırken İbrahim biraz İnci Yeşilyurt hanımefendiye anlatayım. Valla ben Gözde'yi sabahtan akşama kadar seyretsem doyamam. Öyle çok duru güzel, güzelliği teşekkür var. Teşekkür ederim. İbrahim kardeşim de. İbrahim... Yani Allah boş vaktinde yaratmış derler ya. Öyle ya, bir kızımız maşallah. Maşallah. İnşallah bahtı da öyle güzel olsun. Gözde, bir evlilikte ne arıyorsun? Senin için en önemli şey nedir? Yani afiyet saygı olsun bence. Saygı birinci evet, çünkü sırada. Çünkü saygı bittiği zaman her şey bittiğini daha düşünüyorum. Daha çok küçük. Yaşını çok da söyle İnci Hanım'a. 21 yaşındayım. Çok 21 daha yaşında. Çok daha ufak. Çok daha ufak. Peki Gözde, senin için ev, araba vesaire maddiyat ne kadar önemli hayatında veya ahlak ne kadar önemli? Ya ahlak, ahlak tabii ki. Ahlak mı para mı? Ahlak tabii ki. Ahlak evet olduğu zaman her şey olur zaten. Ahlak olmazsa hiçbir şeyle başarılı olamaz ki bir insan. İşte benim duymak bravo istediğim bunlar. Kızlarımız da özellikle Sedacığım sen de biliyorsun bir maddi eğilim tabii var. Çok fazla. Var. Sanki annesinden var tapuyla doğmuşlar. Ben de hiçbir zaman öyle bir eğilim olmadı. Hiçbir zaman da öyle bir şey dile getirmedim zaten. Beni bilirler. Peki, peki İbrahim kendine geldin mi? Özür dilerim İnci. Ya, geldin mi kendine? Biraz geldim gibi. Şimdi yani iyisin canım artık. Yani. Hadi bakalım İbrahim. İbrahim de halterci, kickboks yapmış. Tabii ya, işte. Sporcu. Sporcu kardeşimiz. Evet. Sporcu adamdan zarar gelmez. Bravo. Evet. Gelmez. Spor yapıyorsa korkma Seda. Korkma. Hiç i̇ş korkma güç bir şey var mı? Bir efendim? Uğraşı, iş güç bir şey. Efendim kendim işte araçlarla uğraşıyorum. Ayrıyetten tır şoförlüğü yapıyorum. Tır şoförlüğü evet ve ayrıyetten? İş dekorasyon, tır şoförlüğü. İş dekorasyon. Evet. İş dekorasyon ve tır şoförlüğü. Dekoratör. Yani ne diyelim size? Alçı sıva. Alçı sıva işte panodur efendim. İşte dekorasyon. Dekorasyonla ilgili yani. Güzel. Artısı boyası. İyi hadi konuşun. Artısı tır şoförlüğü. Hadi Gözde yani sen sorularını sor annem. Kaç yaşındasın? 32 yaşındayım. 14 Şubat'ta 33'e gireceğim. 14 Şubat'ta doğdun yani. Evet. Güzel bir doğum günü günüymüş. Valla güzel bir doğum gününde doğduk ama pek şansımız yok galiba. 14 Şubat'ta doğmuş. Evet. İş, ne iş yaptığını zaten söyledin. Söyledim yani. Evet. Ailenle yaşıyorsun. Ya şöyle konuşayım. Ben şöyle biriyim yani serbest gibi yani. Nasıl serbest yani? Yani ailemle yaşıyorum da. Evet ha özgür. Şimdi özgür bir insanım yani ben ne bileyim. Mesela bugün buradaysam yarın mesela geçerim bir tıra. Bakarsın nerede olurum? Kars'ta olurum, Erzurum'da olurum. Böyledir yani. Ha, iş gereği. Şehir içi de mesela genelde hep İstanbul içi çalıştım. Dışarıda biraz çalıştım. Sarmayınca şehir içi çalıştım. İstanbul için de çalıştım yani. Asıl anladım. Bursa'da oturuyorum. Ama genelde işim gereği İstanbul oluyor. Sen nerede yaşıyorsun? Bursa. Bursa'da yaşıyorsun. Evet. Kaç senedir oradasınız? Valla. Çocukluktan beri mi? Bu 30 yıldan beri oradayım. Yani çocukluğum. Evet. Hemen hemen çocuk 32 yaşında olduğuna göre. Anladım. Trabzon'a gidiyor musun? Valla Trabzon'da bir sefer doğdum, geri geldim. Ömrümde hiç gitmedim. Başına. Bir daha da gitmedin. Yok hiç gitmedim. Çok seviyorsun ama bence gitmen lazım yani. Seviyor ya, gibi. Ya Trabzon'a gideceğim elbet. Daha doğru görmedik yani oraları. Bir gelip göreceğiz. Akçaabat'a gitmedin, köfte yemedin mi? Maçlara da mı gitmiyorsun? Hep buradaki maçları mı takip ediyorsun? Yok ben maçlarla işim olmaz. Televizyondan seyrederim öyle daha iyi görünüyor. Ha. Televizyon daha iyi diyorsun. Evet. Peki. Öyle evlenince ayrı mı yaşayacaksın ailenle mi? Ne ailesi? Ben ayrı yaşarım. Daha önce evlenmedin değil mi? Yok. Bekarım yani. Daha önce hiç evlenmedim. Yani Gözde biraz şöyle dönsene. Hep şöyle mi? Hep sırtın çıkıyor senin. Ben o güzel su gibi yüzün görünsün istiyorum. Ya ben şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani eğer nasip olursa. Nasip olursa. Yüzükleri takarsak.
takarsak şimdi hemen de düğün olacak diye bir kaydı yok. Önce dur bakalım. Herkes birbirinin huyunu suyunu bilmesi lazım. Doğru. Siz ailen biliyor mu buraya geldin? Sordun mu? Ben tabii söyledim. Ya şimdi Seda Hanım ben özgür bir insanım. Dediğim gibi aynı. Ama gene de annenin babamın ya mesela... şimdi karıştırma. Öyle mi? Öyle mi? Annen şu anda izliyor. Canlı yayın ayol. Ya tamam izleyebilirim. Kızar bana. Annen kızar. Ya bakın Seda Hanım. Geçen gün bir çocuğumuzun babası geldi kızdı. Oyunu biliyorum ben seyrettim onu televizyonda. Geldi senin de babası, baban gelmesin sonra. Baban basmasın burayı. Baban gelmesin ya, sonra. Ya biz senin. Dedik babamıza da babam dedi uşağın başka işin yok mu senin dedi. Baba dedim ya ama bekar kaldık dedim ya bir yere kadar ya. İyi babasının haberi var. Başka işin yok mu şu an? Başka işin yok mu demiş. Başka işin yok mu oğlum? 30 küsur yaşına gelmişsin. Niye evlendirmiyor seni? Ya bizim zaman biz birilerine talip olduk zamanında. Evet. Ama olmadı şimdi. Olmadı. Anladın mı? Yani anlatsan boş ver ya anlatılmaz ya. Hiç gerek bile yok yani. Niye olmadı? Sen mi armudun sapı üzümün çöpü diyorsun yoksa? O öyle değil. Ben öyle demedim. Karşı taraf öyle dedi. Ha. Niye Gözde? Valla Gözde ne bileyim işte beğendim. Çok güzel Gözde'yi. Herkes beğeniyor. Ya güzel bir kız yani. Herkes beğeniyor. Biz kötü demedik de. Yani güzel bir bayan dedim. Talep olduk işte. Peki Gözde mesela sizin aileye göre bir gelin mi? Mesela annen, baban Gözde'yi beğenir mi? Değil mi İnci? Niye beğenmesin? Önemli benim ya için. Ya şimdi ben size bir şey söyleyeyim. Ben beğendikten sonra tabii ki beğenir. Ama öyle olmuyor mesela bazen. Bakın, sen beğeniyorsun bakın, da aile sorun şimdi, yaratabiliyor. Bakın şimdi Gözde Hanım bir saniye. Ben dediğim gibi şimdi serbest bir insanım. Serbest bir insanım. Ben şimdi evlenecek olduğum zaman yani ailemden bayağı bir uzak olacağım yani. Sen aileni sevmiyorsun herhalde. Ya niye sevmeyeyim ailemi ya? Böyle, baba... Pek öyle gibi konuşuyorsun da. Ya böyle. Hayır anne, hayır şimdi Seda Hanım benden uzak diyecek. Olsunlar aman filan gibi konuşuyorsun. Yok öyle yok, değil. Yok değil mi öyle bir şey? He? Hayır ya öyle şey ama olur mu saçma? Hayır hayır öyle şey bir şey yok. Şöyle geldi ince göz teması. Ya yani evet. Ayrı derken yani şimdi aileyle şimdi, tabii ki gidip ziyaret edersin öyle bir şey. Mesela benim abilerim var evlidir herkes ayrıdır. Birisi İstanbul'da mesela oturuyor. He. Mesela bir abim var burada İstanbul'da evli. O 23-24 yaşında evlendi. Onun nasibi böyleydi. Mesela biz Bursa'dayız arada bir gelip gider. Böyledir yani. Ben Gözde. Şimdi yani evlilik olduğu zaman İstanbul'da da kalabilirim. Peki yani. Gözde sorularını sorsun. Evet var mı sorun Gözde? Evet bence de Uğur Bey'in dediği gibi sanki böyle ailen pek önemsemiyorsun gibi yok, ya. Yok öyle bir öyle şey. Öyle mi hissettik yok. Bilmiyorum da. Hayır hayır öyle bir şey yok. Anladım. Yani. Şoförlüğü yapıyoruz. Evet. Ne kadardır? Nasıl? Ne kadardır tır şoförlüğü yapıyoruz? Yapıyorsun diyor İnci Hanım. Valla baştan kamyon şoförlüğüyle başladım. Şimdi nasıl başlayışım? Şehirler şimdi... arası mı ülkeler arası mı? Ülkeler arasını da yazın sanırım başlayabilirim ülkeler. Yunanistan. Daha başlamadın yani ülkeye. Başlamadım da. Şimdi İstanbul içi. İstanbul içi daha şey oluyor. Kazancı da güzel yani İstanbul içi olduğu güzel. İçin. Hem evine gidip geliyorsun. Saatin güzel. Belli, şeyin belli. Yok sen her koşulda evine bakacak bir adamsın. Ben onu anladım. Niye? Benim ondan şüphe benim ondaki problemim yok da biraz özgürlüğüne düşkün müsün? Bakın ben demek istedim anlamadınız. Ben ne diyorum şimdi burada? Ben diyorum ki ya şimdi ben bir bayan beğenmişim. Bu da razı geldi. Tabii ki benim anam babam da razı gelecek ona. Tabii. Anladım. Şimdi demek istedim ki şimdi ben birinden evlenmek istedim. Anam babam razı geldi. Yani aynı yerde durulmaz. Onu demek istedim. Uğur ben. Şeyi merak ediyor İbrahim. Efendim? Sporcu ya ben. Spor. Diyor ki kickbox hareketleri. Biraz kilolu gibi geldim bana da kickbox için biraz İstersen kilolu musun? İstersen çıkarayım abone. Yok yok soyunma. Onu gel. Çıkarınca kilosuz şurada mu oluyorsun? Şurada bir iki hareket göstersene ya. Ya ne yapacağım şimdi Sedan lütfen. Ama merak ediyorum ben. Var mı kickbox yaptın mı gerçekten? Ya biraz. Hadi ben merak ediyorum ya. Gel. Şöyle böyle. Böyle bir şey yok. Ben yapalım. Dön dön seyirciye dön. Bir dakika. Seyirciye dön İbrahim. Bir arkadaş gelsin onu benim, yapalım diyor. Yalnız benim orkestramın çaldığı evet. Müzik. Şu kickboksu bana bile yaptırırsınız kickbox. Be. Evet. Kurban olurum be. Sedacığım kickboks. Aydoğan abiyi mi alsak? O gelsin o gelsin. O gelsin. Gel 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 gel. Aydoğan abim. Yok kıyamam. Hayır ya. Aha abi, geldi. Alkışlar. Aydoğan abi. Şey söyleyeceğim. Aydoğan abi bizim için çok kıymetli. Oğlum tabii. Vurma vuruyor gibi ya. Gerçekten vurmak ama bak kaza çıkabilir ya. Yok. Kaza yok. Gerçekten vurmak yok. Şimdi kickbox biliyorsunuz ben izah edeyim. Kick tekme, box da yumruk demek. Tamam. Yani Türkiye tekme tokat filan gibi bir şey. Aman box yap ama sakın kickme.
yani sen bu yok, baştan bir bakışma yapabilir miyiz Uğur Bey? Efendim? Baştan bir bakışma yapalım abla. Başta bir bakışın, evet. Müzik lütfen. Ay Aydan abim, ay gitti adam. Daha çok yapardık da kaza çıkardık. Yapardı. Var belli bir şeyler senin var İbrahim'de. Senin stilin belli ama belli. Aydoğan abimdi. Nasıl zarif ya, böyle. Güreşe olabilir dans ya. Dans eder gibiydi. Var, yavrum evet. Muhammed Ali Clay gibiydin be. Böyle bak. Ama sen tamam. Belli bir stili var İbrahim. Tamam yapmış yani. Kickbox. 110 var. Kiloya kadar halter kaldırabilirim. 150 kiloya bir halter de var. Peki, telefonumuz var. İbrahim otur, gözlerle konuşun biraz. Evet. Recep yanıma gelir misin? Alo. Alo. Merhabalar. Merhaba. Kiminle görüşüyoruz? Recep Bey'in kızıyla görüşüyorsunuz. Recep gel kızı, göremediğin kızın telefonunda galiba. Sen gel o Recep. Musun? Evet, oyum. Yok, göremediğim kızı değilim. Hanımefendi, dikkat et. Hanımefendi siz Recep Bey'in bahsettiği 24-25 yıldan bu yana göremediği kızsınız ya. Değil mi? Güzel. Hayır o değilim ben. Ben küçük kızıyım. Küçük ha Ece. Kızım. Ece ile benim problemim yok tamam, ki. Tamam olsun Ece. Ece bize bir dakika. Ha, Ece. Efendim. Sana bir şey soracağım annem. Peki sorun. Şimdi baban burada diğer iki senin kardeşlerinden bahsetti ve diğer iki kardeşlerinin babanla görüşmek istemediğini... ama babanın defalarca şartları zorladığını, hatta İnci Yeşilyurt hanımefendi burada evlilik ve ilişkiler uzmanı hanımefendi dedi ki bunu yaşayan çok babalarda var dedi. Gerçekten senin baban bunu yaşayan babalardan mı yoksa senin de babanı suçlayacağın şeyler var mı? Seni dinliyoruz. Ben sadece tek bir cümle söylemek istiyorum size. Evet. Ben diyorum ki aklı varsa o bayan babamla evlenmez. Kendi orada ne derse desin. Benim babamla hiç aram iyi değil. Hani aram iyi değil babamla. Ama Ece ile problemimiz yok diyor. Onunla iyiyiz. Daha önceki iki kızla benim sorunum var diyor. Benle de problem var. Öyle mi ya? Uzun süredir konuşmuyoruz. Ne zaman arasa kavga ediyoruz. Eyvah. Sebebi ne biliyor musunuz? Ya çok ben, sebebi bence, var. Şimdi bence burada Ece, anlatılacak şeyler değil. Ece. Yok çok net kısa bir... Bir saniye Ece. Evet. Uğur abinle biz karışmayalım. Sen babanla şunu konuşur musun? Çünkü yok, baban... Yok çok teşekkür ederim ama ben hani bunu uzatmak veya tartışmak babanla istemiyorum. Babanla konuşmak istemiyorsun. Peki sen neden aklı varsa benim babamla evlenmez dedin? Çünkü pişman olacaktır. Gel. Babam sana. İyi bir insan değil. Ben bunu biliyorum. Benle arası da iyi değil. Babam... Sen ne yaptığını da biliyorum. Ben Allah daha fazla konuşmak istemiyorum. Şu var. Kızıma söylenen şu. Annesi kanserden rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Baban annene ihanet etti. Annem bu yüzden kanser oldu dendiği için kızım benimle görüşmelerini 3 aydır kesti. Bak, görüşmüyor. Konuyu uzatmak istemiyorum ama ben 16 yaşında bir kızım. Evet. Aklım var, beynim var. Fen lisesinde okuyorum. Maşallah. Her evet. Şeyi biliyorum yani. Beni kimse dolduramaz bu yaştan sonra. Her şeyi kendi kararımı verebiliyorum. Bunu ona çok kez söyledim. Ben sadece o bayanı uyarmak istedim. Ece, başka hiçbir amacım yoktu. Ece peki senin diğer ablalarınla görüşüyor musun? İrtibatın var mı yavrum? Hayır irtibatım yok. Hani sayesinde... Peki öz ablaların senin, sen hiç merak etmedin mi anneciğim onlarla? Ettim ama sayesinde babamla ilgili her şeyi hayatlarından çıkardığı için o ikisi. Hani beni de hayatlarından çıkarmış oluyorlar. Peki baban bunu hak ediyor mu sence? Hak ediyor. Ne yapmışım onu söylüyorsun? Neden onu da söyler misin? Neden babandan ya. Bu hanımefendiye bir eş olmaz? Şimdi ben uzatmak istemiyorum ama bir kere kendisi konusu. Çok öyle yalancı anlatayım. Bir insan. Hani ben uzatmak istemiyorum.
anlıyorum gerçekten. Çok anladım. Teşekkür ederim. Bu kadardı söyleyeceklerim. Peki, çok özür dilerim Ece. Burada evlilik ve ilişkiler uzmanı çok kıymetli konuğum var. Bence sana bir iki soruda İnci Yeşilyurt soracak. Ece, İnci hanımefendiyle görüşür müsün? Ece merhaba. Merhaba. 16 yaşında olduğunu söyledin yanlış anlamadıysam. Şu anda evet. Çok gençsin, bir çiçeksin. Yarın öbür gün evlendiğinde senin de evladın olacak. Babaları, anneleri bizim seçme şansımız yok. Senin de yok öyle bir şansın. Öyle zaten. Tabii ki. Ama bizler Müslüman evlatlarız. O yüzden bırak acıları, yaşattılan acılarına rağmen yine de anneden bir tane var, babadan bir tane var. Ne kadar kötü olurlarsa olsunlar, 16 yaşına rağmen büyüklük sende kalsın. Affet diyorum ben babanı. Gel yine de bayramdan bayrama da olsa görüş diyorum. Bunun ben faydasını göreceksin. Ben görüşmüyor değilim. Ha, bu çok güzel. Ama babam her seferinde yalan söyleyip yaptıklarına devam ediyor. Benim babam hayır, gelip benden yalan özür dileyip hatalarını affetse... Ben tamam. Sen ben onu sağlayacağım sana. Söz hayır. Veriyorum ben sağlayacağım. Bakın, sana. Bakın kısaca tamam şunu mı? Söyleyeyim. O ki bu konuya peki, geldik. Babam bir şey söylüyor Ece lütfen dinler misin? Babacığım okumuş yazmış bir insansın. Teyzen bir dava açtı. Velayet iptal davası. Ya ne demiş? Bir dakika ben konuşayım ama. Sen o yaşında televizyona çıkıp konuşmayı biliyorsun. Ne demiş? Baban dolandırıcı. Baban hapis yattı. Benim sabıka kaydım var. Her türlü hayır, belgem var. Bütün delilleri verdim. Onları mahkemede niye konuşmadın da bu konuları buraya açtın? Mahkemede de ben her şeyi söyledim. Artık konuşmak istemiyorum. Çok teşekkür ederim. Benden bir gün tartıştın mı? Bir gün dövdün mü ben seni? Recep Bey şu anda kız kaçıyor. Evet. Normaldir. İletişim kurmak istemiyor. Bakın, yaşı da genç. O yüzden ben aramız iyi benim değil demedim. Benim size önerim. Bakın onu ben de gireceğim istemedim. Devreye. Recep, ama sizi baba kız biz bir araya getirelim arzu ederseniz. Çok şöyle uzmanlar eşliğinde bence lütfen de. Bir konuşun. Çok sevinirim. Biz de sevaba girelim. Siz de en azından olabildiğince bir baba kız ilişkisini kurun peki, isterim. Peki Recep bir şey bakın, soracağım. Bakın dünyalar benim olur. Tamam. O bana, bana bin tane haymanım vermiş olursun. Tamam cezaevine mi girdin sen? Hayır. Ama öyle... oradaki evrakta o yazılı. Onu teyzesi öyle demiş. Evet. Ama ben bütün delilleri verdim. 98 sayfa. Buna rağmen ben dava kaybettim. Biz herkes yine anlayamadık ama ne oldu. Evet Salim bir şey söyleyecek. Evet. Herkes içindekileri döksün. Gel yanıma. Bence buraya evlilik değil. Kendince bir şövril hazırlamışsın. Burada reklamını yapıyorsun. Yani inkar ettiğin şeyler ortaya çıkıyor. Yapacağın tek şey nedir biliyor musun? O evlatlarınla o münasebetlerini iyi kur. Ondan sonra hayatına bir kadın seç. Çünkü sen Şeyma'ya gelmedin. İlk söylediğin lafı bak söyleyeyim. Geçtin karşısına tercümanlık yapıyorsun Şeyma'nın. Bak anlıyorsun değil mi beni diyorsun. Bak anlatıyorum bak tek tek. Sen nasıl bununla evleneceksin? Her seferinde karşını alıp bunu anlatmaya mı kalkacaksın? Müsaade eder misiniz? Bunların hepsi ya bu kadar insanı kandıramaz. Bakın şunu söyleyeyim. Kandıramaz. Yani burada hiçbir şey ifade etmiyor. Hanımefendiden dolayı bir yapacağın tek çıktı, şey, yapacağın tek şey yaptım. O çocuklarınla buralara bağlattık. Beyefendi, kendini daha fazla rezil ettirme. Beyefendi benim programı bu değil. Daha da fazla rezil olma. Yüzlerce televizyon programına çıkıyorum ben. Yüzlerce. Tamam işte kesinlikle. Siz gidin maşallah. Bunu hazırlıyorsunuz ben işte. Ben dediğini doğru getirdim oluyor. Bak Salim Bey'in dediğini haklı çıkartıyor. Ama orada ben bu konuları konuşmuyorum ki. Şeyma bir şey söylemek istiyor. Evet, Şeyma bir şey söylemek istiyor. Şunu anlat. Ben size sordum kaç tane Facebook var? 5 tane evet. Var dedim. 5 tane Facebook var. Evet. Evet. Tabii hepsini ayrı ayrı kullanıyor. Hayır söyleyeyim. Tabii. Benim arkadaşlarım var. Bir araya toplamaya çalışıyorum. Ertesi gün engel geliyor bana. Ya Recep Bey, Recep Bey daha fazla uzatmayın lütfen. Bağlamacı vallahi. Lütfen siz çocuklarınızla ilgilenin. Evet o zaman Şeyma peki, sen evet, nasıl durumun? Karar hazır mı değil mi? Doğru şöyle dön tatlım. Hazır mı kararın Şeyma senin? Aynen öyle madem ki hazır. Tamam. Recep'in kızı Aysun Ece bağlandı. Şey efendim? Aysun den yorum. Aysun bir şey söyleyecek. Aysun bir şey söyleyecek mikrofonu al. Aysun senden yorum istiyor son yorumu senden istiyor Şeyma. Şeyma kendi yaşında uygun birini istiyor. Kendisinden çok yaşlı evet. Birini istemiyor. Böyle yaşına uygun. Orta boylu. Biraz kumral, yüksek konuşsana. Esmer, kumral, kirli sakallı birini istiyor. Evet. Bir de... Ben kendisini çok iyi... Durum başka. Önce durum Salim'in dediği devam, gibi. Devam. O konuyla ilgili konuşmuyorum ben. Şu an Şeyma'nın kendisini ifade edemediği için. Gelen talipleri için. Gelecek evet. Talipler için. Peki tamam.
madem Ece bağlandı, babasıyla ilgili bazı iddialarda bulundu. Her ne kadar babası bunları reddetse de evlat olarak iddialarda bulundu. Şeyma, zaten sen, ben anladığım kadarıyla merdivenden inerken senin suratından anladım. Az çok burada artık tanıyorum. Zaten sen kararını vermişsin. Hı hı. Ne diyorsun? Olumsuz. Olumsuz. Neden olumsuz? Neden? Sen de şöyle mi düşündün? Buradaki birçok kişi gibi Recep sana talip değil de buraya bir show ya, yapmaya, kendini göstermeye. Yok, öyle yüzlerce pro katıldığı şeyden biri de bu olsun diye mi gelmiş yani? Bu taraf ama aklımda bir erkek profil var. Evet. Hiç uymuyor Recep'e. Benim aklımda bir profil var diyor. Bir erkek profili. O profile Recep Bey uymuyor diyor. Çok kibar bir dille reddetti seni. Ben de saygı duydum. Yukarıda teşekkür ettim kendisine. Ay, zaten bak yukarıda da söylemiş. Evet. Ve kendisine şunu söyledim. Ben çok mutluyum. Tam tahmin ettiğim gibi bir insanı buldum dedim. Doğru mu hanımefendi? Doğru. Söyledim. Ama olmadı. Peki. Ama olmadı. Olmayabilir. Peki. Hayırlısı. Sen adaylarını... Ve ben size layık değilim de dedim. Çünkü sen... o çok hoş bir yaş istiyor. Adaylarını beklemeye devam edecek Hayır. misin? Bizimle kalacak mısın? Benim evlenmek üzerine bir programım yok. Peki. Hele beyefendi gibi bir düşüncem hiç yok. Peki. Neden geldin buraya evlenmek üzere programı yoksa? Sadece Şeyma Hanım için. Ha, onunla evlenmek üzere geldim. Evet. Tamam. Peki. Peki. Hayırlısı Teşekkür olsun. Teşekkür ederim. Peki. Sağ ol. Şeyma'cığım yerini alıyorum Saygılar. Tatlım. Recep Bey'e de teşekkür ederim. Ağlıyorum kahrımdan, yanıyorum bağrımdan, seviyorum bu canımdan. Digerle Allah'ın için gülmüyor bu gözler, tutmuyor ki dizlerim, çekilmiyor hasretin. Evet. Evet. İbrahim'le görüşü. Evet. Salim çok doğru bir şey söyledin. Hiçbir şey gizli kalmıyor hayatım. Muhakkak. Açık ve sarih olmakta fayda var. Mikrofon nerede? Doğru, mikrofonla konuşun arkadaşlar. Salim'e. Evet. Ay beyefendinin buraya geliş amacı şov yapmak. Öyle göründü değil mi? Tabii İzzat, tabii. Birini, zaten evet, konuşmalarında gayet. Da onu söyle. Dikkatle dinlemiş olduk, evet. olduğumuz için. İşte ben stüdyom var orada kopyalıyorum. Onu işte sizle yaptığı bir takım şeyleri anlattı. Pardon da yani buraya bir talibe geliyorsun. Ben daha çok şeye evet. takıldım. En çok küçük kızımla anlaşıyorum demesi ve küçük kızında bağlanıp babama evet. inanmayın yalan konuşuyor ya. Demesine takıldım. Ay buraya geldi zaten, zaten şok oldu. Evet. Beni Bahar'cığım duymadık mikrofonla söyler misin tatlım? Çocuk olayına girince zaten yüz düştü biraz. Doğru. Ki çocuğunun evet. görmemesi sebebi nedir? Kızı arayınca iş tamamen işte, bitti zaten. Dikkat evet. etmek lazım. Evet. Gelelim Gözde'ye ve İbrahim'e. Konuştunuz değil mi bu arada? Fazla konuşmadık. Siz niye fazla konuşmadınız öyle? Niye? Ne oldu? Arada buzdağı var sanki, böyle bir şey oldunuz. Kasıldınız siz birbirinizi görünce. Yok. Gayet rahat mı? İyi misin İbrahim? Allah'a şükür. Allah'a şükür rahatım diyorsun burada. Peki karar ne olacak? Karar versinler. Evet. Gözde... Ne karar versinler? Fatih. Fatih. İbrahim kardeşimiz deli dolu bir arkadaşımız. Aslında kalbi güzel bir arkadaşımız. Allah ben öyle görüyorum. Evine de bakar. Yani evine bakar, kirasını aksatmaz, elektrik suyunu öder. Evet. Çalışkan bir arkadaşımız. Bir ama dakika, Gözde bir Hanım'ın... Bir dakika. Abi elektrik suyu nereden çıktı şimdi? Hayır, geçim olarak. Aa. Peki Fatih, bir şey söyleyeceğim. Ben aslında hemen şey almak istiyorum. Pek de Gözde öyle yorum istemiyor. Evet. Karar. Karara geçelim. Gözde, İbrahim'le ilgili karar anı için süremiz başladı. Evet Gözde, İbrahim'le bence devam önce mı? Nedenini söylesin. Sonra nedenini da söyleyelim. Kararını. Kararını ver. Aslında bir nedeni yok yani ama böyle hissedemedim. Kararın? Olumsuz. Bir şey söyleyeceğim mi ben? Söyleyeceğim tabii. Söyle. Bence ben düşünüyorum ki bu Gözde beni hayatta taşıyamaz. Öyle mi ya? Evet, çünkü ben de kendisinden bir elektrik alamadım. Ben hayatta güzelliğe önem vermiyorum bir insanı. Lakin... Bir elektrik. Ben hiçbir şey alamadım yani şu anda. E tabii taşıyamaz seni. Halterci olan sensin. Sen onu Yok, taşırsın. Yok öyle demedim yani. Şöyle bir bilmiyorum. Huyu olarak bana pek yakın biri değil. Siz belli biraz zaten çok pek şey yapamadınız. Evet, konuşamadınız evet, biraz yani. Biraz da o konudan. Yani şimdi... Bir şey söyleyeyim. İlk defa bir erkek
Talip dedi ki zaten ben de bir şey alamadım dedi. Doğru dedi. İlk defa birisi, yalan mı Salim, al mikrofonu. İlk defa biri dedi ki reddedildi ama ben de bir elektrik alamadım ki zaten dedi. Hayır, İbrahim çok uyanık. Abi ne alakası gözde, var şimdi? Gözde baktı, gözde ona bir şey ışık vermedi. Hemen sıyırdı, ben de beğendim. Bir dakika, bir dakika ışık diyor. Bir de şu var, bakın bir de şu var. Çok önemli olan şu. Ya sen niye yorum yapıyorsun? Buraya geldiğiniz zaman bakın. Ya sen niye diyorsun? Karşınızda oturan. Ya yaşlı başlardan bir dakika da. Ya ona özen gösterin. Yani ya hemşerim abi bir dikkat kuşamınıza. Ya. Yani buraya geldiğiniz zaman bunlara özen gösterin. La havle ve la kuvvete. Ya kardeşim azur bir dakika da. Sen diyorsun ki bana şimdi ondan bir ışık alamadı. Kardeşim ben her yerden ışık alırım ya. Tabii ışıkların altındasın, spotların altındasın. Tabii sen de oradasın işte. Herkes orada ışıkların altında bak. Söyleyelim abi ışıkların altında. Neydi o şarkının adı? Yani şunu yıldızların demek istiyorsun. Bence biraz ciddi konuşsan ben olur mu? Ben her zaman ciddiyim abi. Ben hayır yani böyle iletişim kuramıyor insanlar seninle. Yok abi bu agresiflikte zaten mümkün burada değil. Burada gelip de sen gelmişsin bana diyorsun ki kardeşim bir kızı mesela 10 kişi ister bir kişi alır ya. Tamam da bu kadar da zaten, bir dakika, kabarmana bir saniye, gerek yok. İbrahim'cim bak olay o değil. 1000 kişi ister, 100.000 kişi ister. Benim sana anlatmak istediğim şu. Anlat abi dinleyelim. Medeni cesaretlisin. Evet. Bravo. Helal olsun. Buraya kadar gelmişsin. Allah razı olsun. Böyle bir güzel bir kadına, güzel bir bayana talip olmuşsun. Bu süper. Ama ya delikanlı adamsın. Şuraya gelirken şu eşortmanı, şu ayağındaki botları, bağcıkları sağda solda... Orada şu. Şimdi, ya böyle şimdi bir dakika abi sen gelsen, bak, daha düzgün gelsen ne o yani? İnsanda benim seninle konuşur. Bak şimdi dayı, herkes giyim tarzını kendi seçer. Tamam mı? Bana dayı dediler. Ama bir şey söyleyeceğim. İbrahim Gözde çok şık bir kız, çok güzel ya bir kız. Şık olabilir. Bakın ha. Şık olabilir ama ben... Onu demek istiyorlar yani. Ya anladım da adam şimdi dayı gelmiş bana demiş böyle ya böyle. Ya bana dayı dediler. İbrahim samimi mi konuşuyor? Ama bir şey söyleyeceğim. Ya biz saygıdan sen. Diyoruz yani. Bir dakika Gözde'ye doğru. Gözde de eleştirdi seni. Bir ciddi dur dedi. Bakın ben ciddi bir insanım. Aslında gerçekten. İbrahim ciddi hali mi Gözde yani? Böyle İbrahim. Ben, böyle bir ben. Ama bakın, böyle biri yani evet. Ya ben gerçekten ona bile gülüyor çok ciddi diyorum. Ama sen ama bak, sen şimdi herkesin şey ki ben mesela dalga geçer tamam, gibi. Tamam herkesin aynı. Karakter yapısı yok, canım sen neşeli olabilirsin. Yani sen insansan ben de insanım yani. Ama ne tamam böyle? Herkesin ben sana saygı duyuyorum bir şey demedim. Herkesin mesela kimi insan ya. Ciddi kimi insan neşeli güler yüzlü bunu zaten ne değiştiremezsin. Ne şimdi oturup sinipte burada şimdi gelip de ağlayalım mı yani? Tamam bir şey demedik ki zaten. Özür dilerim. Gözde, hoş geldin. Bu arada cesaretin için gerçekten çok teşekkür ederiz. Yani niye şey... Doğallığına hiçbir şey demediler. Sadece daha böyle bir kamera önüne çıkıyorsun. Ne yapalım şimdi efendim burası siyaset meydanı. Diye. Ben falan bakan falan böyle mi konuşalım yani burada? Yok hayır. Senin doğallığından asla. Şey, takım elbise mi giyelim? Pardon sen bir şey kalmış. Mesalim Bey ne? Locadakiler asla o konuda tedirgin olmak istemem. Bir şey söyleyeceğim. Ama... Gözde... Bahar'cığım özür dilerim. Gözde sen neyi eleştirdin annem? Yani daha ciddi olmasa. Ya ben biraz daha böyle. Siyaset meydanına mı geldin ki, diyor. Ben şimdi kalkıp da karşıma robot istemiyorum. Çok ciddi bir adam da değil tabii ki ama hani yeri geldim mi gülecek, yeri geldim insanlarla iletişim kurmak, hani yeri geldim mi gayet güzel konuşacak. Hani böyle hep cıvık 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 olmaz. Ben beyefendi geldiğinden beri hep neşeli görüyorum. Tamam bu çok güzel bir ama şey ama belki doğal bana uygun bu. Değil. En azından ha. Kardeşim sizin gibi burada olamayarım ben böyle. Ha, ben bunu söylerim. Ben gidip de efendime söyleyeyim ekranda veya stüdyoda ağlayacak bir adam değilim. Derdim varsa... Yok ağla demiyor kimse. Bakın bir saniye evet. Uğur Bey. Ağla demiyor ama senin doğal halin bu herhalde. Derdim varsa bu evet. Derdi içime atar kendimi yakarım. Bugün beni yakar. Bence bunları Gözde'ye anlatsana. Ona diyorum ben de işte de. Hiç buraya bakmıyorsun onu. Onu anlatsana. Evet sen habire bana ve Uğur'a bakıyorsun. Gözde'ye tamam, anlat. Bak Gözde dedi ki ben biraz dedi daha böyle bir... Tamam. Bulur başkasını. Başkası talip olur, alır onu. Onun talipleri çok. Var ise onu alsın işte, kime denk gelirse onu alır. Ben demedim ki illa gel benimle evlen diye. Sen de ya aslan gibi adamsın canım, evet. Öyle yapma. Ya hemen ben, bak, geri ben adım atma ya. Ben de şöyle atma bir şey söylüyorum, bakın ben gerçekten doğru söylüyorum ha burada. Ben gerçekten, ben de bir elektrik alamadım yani. Ne yalan söyleyeyim. Gerçekten alamadım mı, doğru vallahi söylüyorum. Billahi. Ya evet deseydi Gözde ne diyecektin? Abi deseydi de yok diyecektim yani. Öyle mi diyecektin? Vallahi siz inanıyor musunuz arkadaşlar? Ben evet deseydim yok diyeceğinize. Konuşun yani hayır, bence. Hayır, bunun yerine niye diye sorarım. Niye? Ya niye diye sormuyorum. Niye diye sormamın gerek bile duymuyorum. Çünkü gördün de geldi. Ne oldu? Çünkü gördü de geldi. Yani nasıl elektrik alamadı? Ben seni burada gördüğüm için. Ben seni görseydim mesela. Evet. Talip gelmezdin mi diyorsun? İbrahim'i yani. Görseydin Talip gitmezdin. Ama o hem gördü ama ekranda durduğu gibi durmuyor bazen her şey. Ya ben yani şimdi Gözde, ya aynı dedu gibi oldu. Ekran gibi ya ekranda dış yani. Görünüş olarak görüyor. Evet hani iletişim doğru. Konuşmuyorsun ya canlı o da evet o dediğiniz doğru.
Hayır, ben bir şeyi merak ediyorum, özür dilerim. Bunun da cevabını İbrahim'den almadan yollamam. Şimdi İbrahim, sen bu kızı görerek geldin kardeşim, değil mi? Evet. Aslan gibi geldin, ben talibim dedin. Evet. Peki, bir şey seni itti. Ben onu merak ediyorum. Bakın. Gözlerin çok alımlı olması mı? Ekrandan daha burada mesela daha güzel. Ekrandan daha güzel burada. Şimdi. Yani sen dedin ya, sen beni taşıyamazsın dedin Gözde'ye. Acaba sen mi Gözde'yi taşıyamazsın? Olabilir mi? Değil, olamaz. Ne peki bu? Ya benim şimdi şöyle yani fazla pek yorum yapmak istemiyorum. Yani ne bileyim yani gözlerime şöyle baktım. Şimdi dediği gibi ekrandan farklı oluyor bu işler yani. Ekrandan buraya geldiğim zaman farklı oluyor bu işler yani. Şöyle baktım yani, evet. Şöyle tamam, güzel, iyi bir insan, kötü bir insan demedim. O da o cana yakın bir insan yani. Evet. Demedim ama o da şimdi dedi ki ben de kendisini, evet de bakın bu da şimdi burada kimse efendime söyleyeyim burada manken değildir. Ünlü manken de yoktur burada yani. Defile de yok. Yok. Defile de yok. Şimdi bana dedi ki, şimdi burada diyor ki yok daha ciddi insan. Yani şimdi gülmek, eğlenmek. Yani serbest konuşmak. Neşeli olmak suç mudur? Sen niye beni yani taşıyamazsın dedi? Ne istiyorsun? Taşıyamazsın. Şimdi şöyle taşıyamazsın. Şimdi daha 21 yaşında. Heh. Tamam, daha 21 yaşında. Tamam, olabilir. Ha. Ama şöyle görünüşe baktım taşıyamaz. Ha. Öyle mi? Yani peki. benim isteklerimi yapamam. İbrahim, peki. Sana telefon varmış. Eğer bu görüşme olumsuz sonuçlanırsa ben İbrahim'e talip olmak istiyorum diyenler varmış ekran başında. Varsa görüşürüz. O da bizimle diyorsun. Devam etmek istiyor musun? Ederim yani. Harikasın. Şöyle alıyoruz çocuklar. Alkışlıyoruz Gözde ve İbrahim. Evet. Teşekkür ediyoruz. Şimdi sevgili Ece'ye talip vardı. Telefonla konuştular. Sevgili Ece davet etmişti. Ece gelsin. Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum. Adını aldıkça alıyormuşum. Deli diyorlarmış benim halime. Gelmişine, geçmişine sayıyormuşum. Evet. Ece, gene pek güzelsiniz. Ne güzel hazırlanıyorlar. Ben seviyorum ya böyle şık şıngırdak. Bütün adaylarımız da öyle. Böyle seviyorum. Evet, böyle olun rica ediyorum. Evet, bugün biraz punk modasını Ece getirmiş stüdyomuza. Evet ama dolma da sarabiliyorum yani. Dolma da sarabiliyorsun. Evet. Saçlarınla mı? Anlayamadım. Güzel. Ellerimle. Bir saçımı da punk yaparım, elimle de dolma sararım evet. Diyorsun yani. Ne güzel. Hadi peki, bakalım. Peki, Ece şöyle alıyoruz. Talibin geldi. Evet, Ece Hanım'ın talibini davet edelim. Kerem Bey geliyor. Buyurun Kerem. Çok güzel amcanım baksana. Alev alev. Yanışıma can verir yatan taşlara. Sen de bana, sen de bana. Kerem hoş geldin. Hoş. Bizim BKM'den Ersin gibi biri geldi sana. Hoş geldin Kerem. Hoş bulduk abi, nasılsınız? İyidir, ne işle meşgulsün? Abi ben bayan kuaförüyüm. Aynı zamanda dövme ve kalıcı makyaj yapıyorum. Dövme ve kalıcı makyaj yapıyorsun. Bak. Dövme yapıyorsun. Saçlarını beğeniyor musun? Şöyle yan dönsene Ece. Çok beğeniyorum. Bak saçlarını, sana. Kesimi falan harika gerçekten. Evet. Ece'nin de saçları çok iddialıdır. Ancak bir surat bu kadar taşıyabilir o saçı. Ve kolay değil. Evet, bravo. Şey yapıyor musun peki, böyle saç kazıyarak da resim yapıyor musun? Aslında böyle yıldız falan olabilir de usturayla yapılması çok zor bir iş. Zor iş diyorsun o iş. Ama kara kalemde her şeyi yapabilirim. Kara kalemde. Peki Kerem, şöyle alıyoruz seni. Ece ile konuşun bakalım. Merhaba. Ben de. Kendinizi tanıtın bana. Ben sizi tanıtmanız için geldim zaten. Ben 30 yaşındayım. Daha önce bir evlilik yaptım. Ama ayrıldık daha sonra. Kerem, neden? Mikrofonu mu çalışmıyor? Kerem, senin mikrofonunda arıza var. Bununla konuşur musun? İstersen şunu şöyle ayıralım. Seni rahatsız etmesin. Evet. Baştan başlayayım mı? Evet. Tabii evet. Ki. Ben 30 yaşındayım. Daha önce bir evlilik yaptım. Ve ayrıldık. Bayan kuaförüyüm. Aynı zamanda kalıcı makyaj ve dövme yapıyorum. Yaptığım işi çok seviyorum. Sizin de tarzınızı çok beğendim ilk gördüğüm andan beri. Sizi tanımaya değer bir insan olarak gördüğüm için cesaretimi toplayıp geldim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Peki neden ayrıldınız eşinizden? Neden ayrıldık? Ben eşimle 17 yaşında tanışmıştım.
birbirimizi çok sevdik. Daha sonra 18 yaşına girdiği zaman da evlendik. Ama belirli bir süre geçtikten sonra insanlar daha mı olgunlaşıyor, değişiyor mu bilmiyorum. Çok medeni bir şekilde ayrıldık yani. Çok fazla bir problem. Benim de bir tane oğlum var biliyorsunuz herhalde. Evet biliyorum ve anne olmanız da benim için çok önemli. Çünkü neden? Annelik duygularını yaşamış bir insanla birlikte olmak istiyorum. Ben baba olmadım ama yeğenlerimle çok fazla vakit geçiriyorum. Onlarla konuşuyorum, sohbet ediyorum. Sizin de anne olduğunuzu bildiğim için ve bu benim için çok önemli. Başka var mı sormak istediğiniz bir şey? Evet, ben 18 yaşında evlendim. Kerem evlenmiş mi daha? Evet, evlenmiş ama çocuğu yok. Çocuğu yok. Evet. Mikrofonu yakın tut Kerem. Herhalde evlenince çocuk düşünüyorsunuz. Yani aslında olmasa da olur. Çünkü benim hayata bakış açım biraz farklı. Yani illa da kendimden olan bir çocuğu bakmasam da olur. Çünkü benim yeğenlerim var ya da evleneceğim kişinin de çocuğu olursa onlara da bir abilik yapabilirim yani. Sorun değil. Ben yıllardır çocuğumdan ayrıyım. 4 yaşından beri. Ve bir daha benim asla çocuğum olmayacak. Neden? Ece şöyle biraz bize doğru döner misin ya? Ben seni ilk defa böyle gördüm. Üzülme, ağlama bir dakika konuşalım. Üzülme. Ha senden çocuk istenirse, bir daha gelen adayın çocuk isterse mi diye bu şeyin? Çocuğunla ilgili bir sorun mu var? 4 yaşındaki çocuğunla ilgili mi bir sorun var Ece? Hayır. Bir daha çocuğum olmayacak benim diyor kız. Ona üzülüyor. Ben 4 yaşından beri oğlumdan ayrıyım. Ve gerçekten çok aslında sıkıntılar yaşadım, evet. Görebiliyordum ama. Peki şimdi göremiyor musunuz artık? Yani onu haftada bir olsun göremiyor musunuz falan? Yani ben çünkü sizin çocuğunuzu görmenizi, onunla vakit geçirmenizi... Çünkü onu görmezseniz zaten bir her zaman mutsuz olacaksınız ve... Sizin mutsuzluğunuz benim için de çok... Ece sen bir kapalı kutusun ya. Kerem'in dedikleri gibi. Yani normalde de ben dışarıda hiç kimseye hiçbir şeyimi anlatamıyorum. Evet, bilmiyorum. Öyle konuşan... Ben ailemle de paylaşamıyorum. Ben hiç kimseyle hiçbir şeyimi paylaşamıyorum. Aa canım benim ya. Şimdi seni de gören geçen gün Seval'le ilgili de böyle. Efendim İnci? Evet. Topluma karşı neden dik durma ihtiyacı hissediyor? Neden güçlü evet. görünmek ihtiyacı hissediyor? Çok mu canını acıttılar seni? Evet, çok. Evet. O yüzden çok güçlü. Ama ben bazen çok yoruluyorum. Ve yorulduğum an belki bugün. Büyük bir ihtimalle banyoda gizli kaçak ağlıyorsun sen. Ben evet. yalnız başıma çok evet. ağlarım. Şu an bile aslında onun için önemli bir dönüm noktası Seda bu programda böyle gözyaşı dökmesi. Bir de İnci bunları belli eden bir kız değil evet. bir de Seval'imiz değil işte, var güçlü, burada. Güçlü görüntü. Şu anda burada değil ama o da öyledir. Seval de böyle baktığınızda değil mi ama konuştuğunuz zaman o kadar yüklü ki. Vehbi bir şey söyleyecek. Ece'yle biz çıktık, konuştuk, görüştük. Belki aramız bozuk olabilir ama Ece'nin kalbi çok temiz bir Belli. İnsan. Belli. Çok iyi bir insan. Başka da bir şey demiyorum yani. Şimdi şu an Ece kendini tutamadı. Pek bunları belli eden bir kadın değil o biliyorsun. Çok güçlü duran bir kadın. Şu an onun için önemli bir belli an. Belli etmesi dışarıya vermiyor. Ama içi doludur. Evet. İçi doludur. Evet. Ay kıyamam ben sana. Ne tatlı suratsın sen. Evlenince çocuk istiyor musun sen? Hayır istemiyorum. Önemli İstemiyorsun. Değil dedi. Önemli değil dedi. İstemiyorsun. Önemli değil çünkü... Önemli mi değil? Ece Hanım zaten bir tane çocuğu Mikrofonu var. Mikrofonu yakın tut Kerem. Evet. Ama ben istiyorum. Ama olmuyor. O var. Belki tedavi falan görebilirsin ya da... Bir sağlık problemi var. Evet bir öyle. Sağlık probleminden problemi. Dolayı...
Evet. Bir de asla normal yollarla sanırım çocuğum olmayacak. O zamanlar çok araştırmadım bunu. Evet. Ama ben oğlumdan çok ayrı kaldım ve ben oğlumu hiçbir zaman sabah kaldırıp okula gönderemedim. Okuldan alamadım. Sadece hafta sonları gördüm. Tatillerde aldım. İşim olduğu zamanlar yine onu çok fazla göremedim. Herkes dışarıdan bakıldığında işte kayınvalidesine vermiş. Orada bakıyorlar çocuğunu. Ece geziyor, Ece şunu yapıyor, Ece bunu yapıyor. Benim içimde her şey. Ben kimseye anlatamam. Anlatsam ne olacak ki? Hiçbir şey olmayacak. Ve bunu bilen çok insan bu durumundan hep farklı şeyler çıkartıyor. Ya insanlar çok insanları kullanıyor aslında. Benim çocuğum hep böyle, senin çocuğun var, senin şöyle, sen böylesin, sen şöylesin, senin çocuğun var, dikkatli olman gerekir, şunu yapma. Ben zaten bunları biliyorum. Ama herkes dışarıdan bakıyor her şeye. Evet. Herkes görmek istediği gibi görüyor beni. Maalesef. Ben de o yüzden hep güçlü durmaya çalışıyorum. Bazen yoruluyorum ama güçlü durmaya çalışıyorum. Çalışıyorum derken belki de güçlüyüm, çok güçlüyüm, çok şeyler yaşadım. Küçücük yaşta evlendim, severek evlendim, kaçarak evlendim. 24 yaşında, 24 yaşında hala genç biri olarak ayrıldım. Sonra kaç yaşındaydın evlendiğinde? Ben 18 yaşındaydım 18, evlendiğimde. Çok küçük, doğru söylüyorsun. Evet. Ve çok iyi bir eş oldum. Sonra yürümedi. 5,5 yıl sonra evliliğim bitti. Neden? Çok sebep var. Çok sebep, çok şeyler yaşadım. Senden mi, karşı taraftan mı? Ya da güzel aileler günlerim mi? De oldu ama o güzel, o kötü günler o güzel günlerin hepsini kapattı ve ben hep evliliğimi çok çirkin hatırladım. Ailesi de evet. Baştan beri istemediler zaten. Sen çünkü çok güzel zaten bir kadınsın. Yani senin anlatacakların ben çok merak ediyorum ve ekran başında benim gibi merak eden çok vardır. Yani onun için sordum İnci, öyle değil mi? Anlatmalı ki gerçekten ekran başındakiler de kendilerinden bir şeyler bulabileceklerini düşünüyorum. Ciddi bir hayat çünkü bu. Hayat hikayesi. Çok şanslısın. Bugün İnci Yeşilyurt bizimle. Evet. Ve o kadar yoğun bak, ki bize şey zaman mi ayırdı. Türkiye'de hiçbir kadın iyi ekmeğini bırakmıyor. Onun için ben öbür tarafın iyiliğini kötülüğünü konuşmayacağım. Hele çocuklu kadınlar. Koca iyiyse yapışır yani. Bırakmazlar. Ben işin o tarafında değilim ama ben sende neyi merak ediyorum? Örneğin saçını punk yaptırmak cesaretini gösteriyorum mesajını sen kime veriyorsun bu toplumda? Herkese. Herkes önemli olan. Ben her şeyi yapabilen, ben her şeyi taşıyabilen ya bir kadınım. Benim evet bu saçım tarzında bile bir şeyler var ama bunu anlayanlar var, anlamayanlar var. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hiç kimseye gücünü göstermek zorunda değilsin sen. Çünkü o zaman ben kendimi o güç senin öyle içinde zaten var. Zaten evet, var. Öyle hissediyorum. Kadınsan bu Türkiye'de, eğer kadın olarak doğmuşsan, evliysen ve çocuğun da varsa zaten güçlüsün demektir. Senin başka hiçbir güce ihtiyacın yok. Peki Vehbi hemen onu bir şey soracak. Teşekkürler. Evet Vehbi. Kusura bakmayın ama ben hanımefendiye katılmıyorum. Her insanın, kadın da olsun, erkek de olsun içinde anlatamayacak ve bütün kameraların önünde dinlenip de anlatılmayacak şeyler vardır. Yani her insanın, kadın olsun erkek olsun, içinde gizlediği, sakladığı şeyler vardır yani. Bugün bunlar onun için bir dönüm noktası yani. Yalnız. Bu kadar zor, bu kadar gizli ağlayan bir kişi eğer burada zorlandıysa bu onun için çok olumlu bir aşama. Bence de. Çok olumlu bir aşama. Burada demek ki bize evet ve ortama güvendin. Ay evet canım benim ya. Bazen insan yoruluyor ve bir anda ya çocuktan bahsedildiği zaman ben gerçekten bilmiyorum farklı şeyler düşünüyorum. Duygusallaşıyorum. Ama artık biliyorsun çocuk sahibi olmanın bir sürü yolları, bir sürü yöntemleri var. Artık ne evet yaşı kaldı bu işin, ne doğuramama. Sen kaç kişiyi çocuk sahibi ettin? Kaç kişiyi? Of. Bir sürü çocuğun adı Seda. Ay evet. Bir sürü insanı evet çocuk sahibi yaptık Allah'ımın izniyle ve hekimlerimizin becerisiyle. Tıp o kadar ilerledi ki. Üzülme be. Üzülme. Sen yeter ki ben tamamdır hayatımı birleştireceğim adamı buldum de gerisini önce Allah'a sonra tamamdır bize bırak değil mi? Bu program güzel, biz yakında bir tane daha yapacağız buna ek olarak. Evleneceksen gel.
Evleneceksen gel, ek olarak bak, bir de çocuk yapacaksan seni. Gel yapacağız. Ona da gelirsin. Gördün mü güldürdün? Ece, Ece sen dövmeyi seviyor musun? Bu çocuk dövmeciymiş. Mesela ben dövmeyi hiç sevmiyorum. Yani durup dururken birini dövmek falan ne kadar ayıp şey böyle dövme mövme. Çok kötü bir espri oldu. Geri alıyorum hemen. Duymamış sayın bunu farz edin ki. Peki biraz konuşsunlar. Üzüldü. Ben o kadar da üstüne gitmek istemiyorum. Gel Uğur'cum. Kerem'le Ece biraz konuşsunlar. Yeni bir adayımız geliyor. Taliplerini bekleyen. Evet. Tahran'dan geliyor. Tahran'dan geliyor. Tahran'dan geliyor. 29 yaşında. Yüzme öğretmeni. Bir evlilik yapmış. Evet, yüzme öğretmeni. Bir evlilik yapmış. Bir çocuğu var. Haleh geliyor. Haydi madem çikolata çiki çar çiki 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 da. Haydi derken çikolata çiki da. Hoş geldin Hale. Gel. Hale mi? Hale. Hale. Çok Hale. Güzelsin. Hale mi? Ne diyorlar? Hale. Hale. Hale mi diyorlar? Hale. Evet. Hale zaten geldi, burada da ismim gibi. Çok. Burada da mı Hale değil mi? Hale ismi evet, yani. Hale. Evet. Hale. Ece. Ece ya bugün misin? Başka bir şey var. Ya biri seni üzdü, bir şey var Ece. Gerçekten var. Vehbi sen mi bir şey yaptın? Hayır ben bir şey yapmadım. Yakın tut ne? Peçete alabilir miyim acaba oradan? Ay bak bu Kerem de bir duygusal çıktı. Al. Hadi. Hadi yaralarınızı sarın orada. Güzel güzel. Ece bir şey oldu ama sana. Bugün özellikle bir şey var. Biri bir şey mi dedi sana? Yok Ece'yi tanıdığım kadarıyla bir şey yok onu yüzden. Evet. Ama ne oldu, o bir birikim bence. Çünkü onunla iyi anlaştık. Biz o da boğa burcu. Ha. Şu anda patlama yani yaşıyor. Boğa burçları her zaman güçlüdür. Ececiğim sen çok güçlü bir kadınsın. Ağlama lütfen. Evet. Ece konuşacağız. Siz aranızda konuşmaya devam edin. Hale. Biz Hale'ye hoş geldin diyelim. Hoş geldin Hale. Hoş bulduk. Evet nereden geliyorsun anlat bakalım. İran'dan geliyorum. Nasıl 20... bir yer geldiğin yerler anlat bize. Ya kötü bir yer değil de biraz şey yaşıyoruz işte. Ne kadar oldu geleli? Ya program için geldim. Bu program için geldin. Evet. İran'dan, Tahran'dan. Hı-hı, hı-hı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çocuğun da burada mı? Ya hayır İran'da o. İlkokul çünkü. İlkokula gidiyor. Evet ilkokul. Evet, 29 yaşındasın. Evliliğini önce orada mı yapmıştın? Evet. 7 yıl. Neden bitti? Ne oldu? Ya sorumsuzluktan yani 7 yıl sürdü ama çok sorumsuzluk. 7 yıl sürdü ama sorumsuzluktan. Biraz daha yüksek sesle konuş Hale. Evet. 29 yaşındayım. Evet. 7 yaşında bir kızım var. Allah bağışlasın. Çocuk sende mi? Ya hayır. Bende hem bende hem yani gidip geliyor yani tam kimde söyleyemem. Yani sen çünkü tek başına mı buradasın? Evet. Ailen orada mı? Tahran'dalar mı? Evet. Peki buradan evlenip kalmak istiyor musun? Yani burada mı kalmak için? Ya fark etmez yani burayı da seviyorum yani şey değilim yani çok yani illaki neresi iyi bir insan olsun da neresi olursa olsun yani işte. Evet. Ama burayı tercih ediyorsun evet yani, belli ki. Evet. Peki nasıl bir aday olmalı sana gelen talip? Ya yaş kriterim yok benim tam çünkü yani ilk şeyim yani iyi olması. Yanıma yakışsın. Sorumluluk sahibi olsun. Kendi ayaklarının üstünde durabilsin. Yaşı? Yaşı on, ya çok şey değil yani yaş diyorum ya tam diyemem yani bu yaştan o yaşa çocuk kadar. Yani olup tam olmaması? Onu ne bilmiyorum yani görmekten sonra yani şey yapmam gördükten lazım. Gördükten sonra evet, ona yani karar vereceğim. Olabilir öyle de diyor. Şimdi istemem derim yarın çok evet yani iyi bir durumdur. Evet. İsterim yani onun için görmek evet istiyorum diyor. Senin çocuğu ne yapacaksın diyelim burada biriyle beğendin, evlendiniz, burada yerleştin. Hı-hı. Çocuk ne olacak İran'da? Çocuk. Orada kalacak mı? Ya buraya mı gelecek? O da olabilir. Ya bilmiyorum tam duruma yani duruma bağlı. Göre. Kişiye bağlıyoruz. Kişiye nasılsa bağlı. Ailesi orada ya. Evet. Çocuk güvenli yerde evet ama güzel buradaki durumuna bağlı. Evet. İnşallah hayırlısı olur. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldin. Hoş şöyle bulduk alıyoruz evet seni. Hoş geldin. Evet diyelim, Hale. Hale Tahran'dan geldi. 29 yaşında bir çocuğunu orada bıraktı geldi. Taliplerini burada bekliyor. Ece'ye dönüyorum. Evet. Karar anına geçelim. Şu an iyi misin? İyi misin? İyiyim. Konuşalım biraz da. Peki. Karar anı biraz düşünmek istiyor musun? Yoksa şu an alalım mı karar anını?
konuşamadık zaten ama biraz alalım. Konuşun o zaman. Tamam, aranızda o zaman konuşun. Biraz konuşun. Biraz konuşun. Mustafa'yı alalım. Mustafa, gel annem. Evet, Mustafa Bey geliyor. Buyurun Mustafa Bey. Mustafa, gel bakalım. Mustafa'nın talibi vardı. İzmir'e arkadaşlarımız gitti. Kızcağız sınavları olduğu için gelemiyordu. Bizimkiler gitti, onu orada görüntüledi, geldi. Biraz önce de Mustafa görüntülerde heyecan, ona talip olan kişiyi nasıl gördü. Evet. Heyecan güzel almış. Konuşmuş seninle ilgili. Az bir şey. Az bir şey. Niye? Ne bileyim. Öyle geldi içime. Peki her an şu kapıdan girebilir. Ne yaparsın mesela onu gördün? O gün telefonu duydun, ana oğul göbek attınız. Bilmiyorum, bakacağım. Daha gelince. Telefonda göbek attınız. Telefon geldi, göbek attınız. Anneye de bir gelince mikrofon bakacağım. Verelim. Anneye bir mikrofon verebilir miyiz? Anne. Hayır. Ne dedi? Bakacağım yani diyor. Olmazsa ben gelmeyeceğim. Devam diyor yani. Yani. Kız duymasın bak. Kız şimdi şu kapının arkasındadır. Ay, seni dinliyordur. Bana veya bak. Elif'e talip olacağım. Duyuldu mu ne dediği? Bir dakika. Duyulmadı, farz oğlum, ederek devam ediyorum. Oğlum yakın mikrofonu var. Buradan alıyor. Allah'ım ya. Buradan duyulmuştur. Mustafa bak. İyi bir çocuksun. Temiz bir kardeşimsin. Bak bir seni şey söyleyeceğim. Aslında sana duygulu. Evlendirmeye çalışacağız. Uğur. İnşallah. Evet. Neriman Mustafa'ya olan duygularını kağıda dökmüş. Evet. Bir bir hatırlatma. Önce bir belki televizyonu yeni açanlar vardır. Bir hatırlayalım. Bir izlesinler ondan sonra. Tamam. Neler yazmış neler. Belki de orada bir açıklayamadığı bir sır var, bir şey var. Önce bir hatırlayın bakalım. Açıklıyoruz. İşte Mustafa'nın gizemli talibi. Evleneceksen geldi. Unutulmayacak bir hikaye yaşanıyor. Sempatikliği ve duygusallığıyla içimizden biri olan Mustafa, evlenmek için farklı adaylara talip olmuştu. Vallahi ben Aysun Hanım'ı almadan gitmem bu programdan diyorum. Biz de burada yani babamızın haline konuşmuyoruz yani. Gördük, aşık olduk. Mustafa'nın talip olduğu tüm adaylar ona red cevabı vermiş, Mustafa ve ailesinin hüzünlü anlarına stüdyoda şahit olmuştuk. Kararım olumsuz. Olumsuz. Neden? Neden? Ben evlenip ayrıldım. Bir kızım var. Kendisi bekar. Kendi çok bir insan ama olmaz diyorum ben. Şimdi ise İzmir'den Neriman talipti ona. Her seferinde hayır cevabı aldı. Bir abla olabilirim. Eş olamam ama. Kararım olumsuz. Tüm umutların tükendiği anda gelmişti Neriman'ın sürpriz telefonu. Bu sürprizi beklemiyordu. Sana ulaşmak için çok uğraştım ben ya. Evet, Allah evet. Allah. Seni kaçıranlar utansın cidden. Ben çok uğraştım. İşte herkesin merak ettiği, Mustafa'nın hayat hikayesinden etkilendiğini söyleyip canlı yayına bağlanan Neriman. Sır perdesini aralıyoruz. Merhabalar Mustafa. Ben geçtiğimiz günlerde canlı yayına bağlanarak seninle konuşmuştum. Samimi duygularla konuştum. Bundan dolayıdır ki bugün karşındayım. Neriman sanki 40 yıldır tanıyormuşçasına öyle güzel anlatıyordu ki Mustafa'yı. Hem seni hem anneni çok beğendim ben. Samimiyetine inanıyorum. Çok temiz yüzlüsün. İyi kalplisin. Bakın Mustafa'ya talip olan üniversite öğrencisi Neriman, ilkokul mezunu Mustafa'dan neden etkilenmişti? Hayat hikayem de beni çok etkiledi. Onca zorluk içinde büyümüş, kendini geliştirmişsin. Peki ne zaman gerçekleşecekti Neriman ve Mustafa'nın büyük buluşması? Beni beklemeni istiyorum ama... Evleneceksen ya.
Mustafa. Çok güzel konuşuyor Neriman. Evet, o kadar bak reddedildin. İlk defa seni beğenen biri çıktı. Ve kız da belli ki çok saf, temiz, çok iyi bir kız senin gibi. Şu kapıya doğru dön bakalım. Şu kapıya dön. Neriman. Bakalım o kapıdan. Neriman. Neriman gelecek mi, gelmeyecek mi? Sence gelecek mi? Mikrofonu yakın tut. Bence gelmeyecek mi geliyor. Niye? İçimdeki his öyle diyor. Efendim? İçimdeki his gelmeyecek gibi mi geliyor? İçimdeki his gelmeyecek diyor. Evet. İçimdeki his öyle diyor yani. Bilmiyorum. Belki de gelebilir. Bekle bakalım. Tamam. Bak bakalım o kapıdan kim tamam. gelecek? Bekle bakalım. Herkes stüdyoya gelmesini beklerken o Mustafa'ya mektup yazdı. Genç kızın sakladığı mektuptaki sır neydi? Mustafa'yı bekleyen gerçekleri açıklıyoruz. Az sonra. Evleneceksen gel. 28 yaşındaki Hüdalfa hiç evlenmedi. Profesyonel makyör olarak çalışan konservatuar mezunu Hüdalfa'nın Evleneceksen Gel'deki ilk talibi kim? Az sonra. Evleneceksen gel. Hüdalfa hiç evlenmedi. Profesyonel makyör olarak çalışan konservatuar mezunu Hüdalfa'nın Evleneceksen Gel'deki ilk talibi kim? Az sonra. Evleneceksen gel. Öğrencisi Neriman kalemi kağıdı eline almış ve İstanbul'daki Mustafa'ya en özel duygularını aktardığı bu mektubu yazmıştı. Bu mektupta neler yazıyordu? Genç kız neden heyecanlıyım diyordu. Kameralar karşısında anlatamadığı bir gerçek mi vardı? Şu anda biraz heyecanlıyım. Bundan dolayı kendimi tam olarak ifade edemiyorum. Şimdi üniversite öğrencisi İzmirli Neriman'ın tüm gerçekleri anlattığı o mektubu genç kızın sesinden dinleyelim. İşte Neriman'ın Mustafa için yazdığı o gizemli mektup. Mustafa, seni ilk ekranda gördüğüm an senden çok etkilendim. O saf, temiz ve masum yüzün, bakışların yüreğime işledi. İşte dedim, kirli dünyada tertemiz bir insan. O an yanında olabilmeyi çok istedim ve sarıldım telefona. Sana ulaşmak için çok uğraştım ve uğraşlarım sonuç verdi. Bu kader. Seni görmeyi inan ki çok istiyorum. Bunun için imkanlarımı zorlamaya hazırım. Biliyorum bu mektubu okurken hüzünleneceksin ama üzülme. Bu konuyla alakalı gerçekten çok uğraştım. Ama uğraşlarım sonuç vermedi. Gerçekten çok üzgünüm. Ailemle konuştum, akrabalarımla konuştum. Yapılabilecek ne varsa yapmaya çalıştım. Çok isterdim olsun, olumlu olsun, seninle olsun.
ama maalesef gelemiyorum. Annenin ellerinden öper, selam ederim. Lütfen o değerli gözyaşlarınızı DM'deki insanlar için akıtmayın. Peki stüdyodaki Mustafa bu mektuba nasıl tepki verecek? Ah İstanbul, İstanbul, ovalı hiç görmedim böyle keder geberiyorum. Aşkımla kalmadı bende gururdan resim. Evleneceksen bakalım Mustafa ne diyecek bu işe? Mustafa'ya bir telefon var. Önce bir telefon var onu alıp ondan sonra konuşalım. Ne alo. Alo. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Seda Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben teşekkür ederim. Evet, programınızı çok seviyorum. Severek de izliyorum. Eksik olmayın inşallah, kendinizi tanıtmanızda mahsur yoksa bekliyoruz efendim. İsim Can Ertürk. Evet. Mustafa'nın hayatından çok etkilendim. Benim hayatımın tam zıttı. Benim annem babam var ama ben o mutluluğu göremedim. Valiyette konuşmak istemiyorum ama ben Mustafa'ya abilik yapmak istiyorum. Nasıl yani abilik? Mustafa eğer bir kişi talip olursa dik dursun. Onun arkasındayım ben Caner abisi olarak. Ona her türlü imkanı sağlayacağım. Şu an bile evlenecek olduğu dahilde ben ona hemen bir tane Beylikdüzü'nde 80 metrekare 2+1 daire hediye etmek istiyorum. Evliliğinin hediyesi olarak. İsterse de dayalı dışarı yapabilirim. Çok güzel. Şey mi yalnız? Hiçbir zaman için eksik olmadı. Neriman'la evlenirsen bu mektup yazan bayanla mı? Ben tam anlamadım. Öyle bir şartınız var mı? Hayır. Herhangi bir kişiyle. Mustafa'ya talip olacak her kişi için. Ben Mustafa'nın düğün hediyesi olarak daire hediye etmek istiyorum. Ben bugün gelmek isterdim oraya ama şu an Antalya'dayım, bir iş icabı. Evet. Peki Mustafa bir şey söyleyecek, yakın tutun. Caner Bey. Buyurun. Allah razı olsun diyorum. Kardeşimsin sen benim, hiç sıkıntı yok. Eyvallah, Allah razı olsun yani. Senden de Allah razı olsun. Koçum sen aslan gibi çocuksun böyle. Nereden arıyorsunuz acaba? Ben İstanbul'da yaşıyorum esas, Nişantaşı'nda. Ankara'da iş yerlerim var. Antalya'da bir iş icabı gelmiştim. Aslında ben bugün canlı da katılmak istemişim de. İşlerim bitmedi, gelemedim ama geleceğim senin için oraya. Aslında bir gelseniz de bir görüşsek mi Caner Bey? Sizi bekliyorum. Tanışmak sen istiyorum. Abinle. Tabii ki kardeşimsin sen benim. Dik dur ama her zaman dik dur. Ben seni çok sevdim. Senin her türlü imkanını ben sağlayacağım. Senin hayat yaşamını da standartlarını da sağlayacağım. Eyvallah abi, Allah razı olsun diyorum Caner Bey. Annemiz bir şey söylemek istiyorum abi. Caner Bey. Çok teşekkür ediyorum. Anneyle babası da burada çünkü Mustafa'nın. Buyur anne. Caner Bey. Annemin de. Evet. Söyle. Efendim. Çok sağ ol yavrum, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ne muradın varsa verdin. Beni çok mutlu ve Allah duygulandırdın. Allah razı olsun yavrum. Annem ellerinden öpüyorum. O benim kardeşim bu saatten sonra. Allah razı olsun. Ne muradın varsa versin yavrum. Babasına ne verirsin Mustafa'nın? Caner Bey, Mustafa'nın babası abimiz simit satıyor. Bugününü bize ayırdı sağ olsun. Biliyorum. O da sana bir merhaba diyecek sanırım. Tabii ki. Merhaba Caner Bey. Merhabalar abim benim. Ellerinden nasılsınız, öpüyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizin gibi insanlar bu dünyada çok az. Mustafa'yı şey yaptığınızdan dolayı size teşekkür ediyorum. Böyle bir evlat olduğu için sizden de size teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Peki Caner Bey, teşekkür ediyoruz bağlandığınız için. Çok teşekkür, alkışlıyoruz Caner Bey'i. Sağ olsun, var olsun. Dualarımız sizinle. Sayısı artsın inşallah. Şu anda Neriman hatta. Mustafa, Neriman'la seni baş başa bırakıyoruz. İzmir'den sana talip olan bir mektup yazan biraz önce. Şu mikrofonu yakın tut, konuş Neriman'la. Neriman hatta Mustafa. Alo. Alo. Efendim. Merhaba. Merhaba. Nasılsın Mustafa? İyiyim. Siz nasılsınız Erim Hanım? Ben de iyiyim. Biraz hastayım. O çekimler esnasında biraz düşüktüm. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Zaten gördüm, izledim. Nasıl desem? Şimdi ne kadar uygun düşer, bana kızarlar mı, ne derler, bu konuda hiçbir fikrim yok ama bu işteki önceliğim seninle alakalı, sana özgüven getirmekti. Yani senin çok iyi insanlara layık olduğunu göstermekti.
Bundan dolayı doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım? Şu anda biliyorum yani beni izleyen akrabalarım, ailem kızıyor. Çünkü kesinlikle kesinlikle hayır dediler. Bir şey duydum hani şeyden önce izlerken. Elif'e talip olacağım dedin. Evet. Ben, bir dakika. Bu duydun konuda... mu onu? Duydum. Neriman duydun mu? Tam kulağıma duydum. Söyledi ama mikrofonum çok yakın olduğu için kulağıma herhalde canlı yayında duyulmuş. Sen de duymuşsun. Ben dedi Elif'e talip olmak istiyorum dedi senin bölümünü izledikten sonra. Sen de bunu herhalde kim olsa kızar tabii ki sen de. Yani. Ya ben aksine kızmadım. Kızmadın çok mı? Mutlu oldum. Öyle mi? Çünkü şöyle bir durum var ki hani benimki ciddi bir talip oluş değildi. Kendinin farkında olmasını sağlamaktı. Sen de şimdi onu öyle tabii demek durumundasın muhakkak. Evet, hayır pek. Çok öyle güzel mi bir şey diyor? Söyledi. Tamam, Mustafa'nın kendinin farkında olmasını sağlamak olması istedim. Olması gerekiyordu. Diyor. İnsanlar çünkü dezavantajlarından dolayı kendini alta aşağı görmemesi gerekiyor. Ben bunca emek ettim, uğraştım. Şu anda sınavlarım olmasına rağmen 4 saat arkadaşlarınızla çekim yaptım. Evet. Bunun karşılığında Mustafa eğer kendisi için artık doğru insanı seçemiyorsa gidip hala kendinden büyüklere yani toplumca biraz daha böyle ön yargılı yaklaşılan tiplere talip olup hala aynı aşağılık psikolojisinde geziyorsa evet. Artık onun bileceği iş. Ben artık hiçbir şey diyemiyorum. Kendisine şans diliyorum. Umarım annesine de aynı şekilde. O annesi babası ondan da onurlu gururlu insanlar. Onları daha diyorum. Çok sevdim. Hep ikisini de ellerinden öpüyorum. İkisini de yani hiçbirini üzmek değildi niyetim. Masumane bir davranıştı. Allah razı olsun diyorum. Ya Neriman bunlar bak şimdi en başında bizi telefonla arayıp talip olurken ki şeyinde bu muydu niyetin yoksa bu Elif'e başta, talip olmak istiyorum dediğini yok, duyduktan sonra mı sen şöyle, böyle bir tabii kızın şey, gururu incindi. Yani tabii ki yoksa Mustafa'nın yani sözünü Mustafa duydu yani, Neriman. Başından ciddiydim çünkü yavrum. Yani. Tabii bakın en başta anladım. Şu duygudaydım yani onu ararken tabii ki bir beğenme söz konusuydu, bir etkilenme söz tabii konusuydu. Evet. Ondan sonraki süreçte hani sadece annemle paylaşmıştım. O da demişti yani iyi olur, senin için iyi olur. Daha sonra akrabalarımız, annem, yakınlarımız, arkadaşlarım herkes tepki gösterdi. Dedi, çocuk ağladı, annesi ağladı. Neden böyle bir şey yaptın? Tabii canım doğru ben da de yani. Ben de dedim ki. Birinci derecede dedim, beğendiğim için yaptım. İkinci derecede de dedim, hani daha iyisine layık olduğunu, daha vasıfına layık olduğunu göstermek istedim dedim. Ne peki. Dedi ben? Peki. Peki Neriman'cığım, teşekkür ediyoruz. Sen çok yürekli bir genç kızsın. En azından ben Mustafa'ya yürek verdiğini, yüreklendirdiğine inanıyorum. Teşekkür İnşallah ediyoruz. Yolu açık olur. Ben teşekkür i̇nşallah, ederim. İnşallah Allah razı olsun. Teşekkür ederim. İnşallah yavrum. Ben senin de yolun açık olsun inşallah. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ediyoruz. Elif arada, gelsene yanımıza. Elif sen de bu arada şu an öğrenmiş şimdi, oldun böyle bir şeyi. Evet çünkü. Elif de şimdi öğrendi. Çünkü tam reklama girerken. Mustafa'nın söylediği söz ekran başındaki herkes tarafından duyulmuş. Ben istemiyorum. Ben Elif'e talibim dedin değil mi? Evet. Şimdi söyle çocuğum ne diyorsun? Evet. Ben Elif'e talip olmak istiyorum. Eğer kabul ederse o da. Ben de Seda Hanım. Öncelikle Mustafa Bey 22 yaşında. Ben 24 yaşında bir anneyim. 4 yaşında kızım var. Böyle bir sorumluluğu alabileceğini düşünmüyorum. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Peki ben şunu Uğur... sen de merak etmiyor musun? Ben merak ediyorum. Mustafa yine İnanıyorum çocuklu. Ki, yine annesi ha, kendinden büyük. Mustafa'nın çocuklu kadınlara karşı mı acaba bir sempatisi var? İnci ya. Öyle mi? Anneden aşk gördüğü sürece büyük kadınlara ilgili. Anne oğluna aşık. Hepimiz oğlumuza, kızımıza aşığızdır ama farklı bir aşk yansıması Çünkü var anneden. Çünkü Mustafa'nın evet. talip olduğu sevgili İnci evet. Yeşilyurt. Mustafa'nın talip olduğu bütün buradaki adaylar, hanımefendiler daha önce başlarından evlilik geçmiş ve birer çocuk sahibi ya da iki çocuk sahibi. Tabii. Önemli değil. Mustafa bunu önemsemiyor ama benim dikkatimi çekti. Orada pırıl pırıl bir üniversite talebesi bir genç kız. Gördün mü oğlunu? Reddetti kızı. Al mikrofonu bakayım sen bu konuda ne diyorsun? Şimdi diyor ki ben Elif'i istiyorum diye tutturdu. Yanlış yaptı Mustafa onu yani kabul edecekti. Yanlış mı yaptı? Evet. Neriman'ı kaçırdığına çok pişman olacak. Niye sence, Mustafa?
İçim ısınmadı, beğenmedim. Fotoğrafı gördükten sonra... Neden yani? Beğenmedim, ne bileyim. Öyle geldi içimden. Görmedin, konuşmadan yani. Bilmiyorum, fotoğrafta gördükten yanlış sonra... Yanlış yaptın. Bak hanımefendi İnci Yeşilyurt dedi ki, o biliyorsun evlilik danışmanı, ilişkiler uzmanı, uzman bir hanımefendi. Dedi ki annesi ve Mustafa arasındaki sevgi o kadar kuvvetli ki, evet, Mustafa da annesi gibi bir kadın arıyor dedi. Evet, doğru. Ama Neriman'ın nesi var, ne güzel üniversite talebesi bir kız, onurlandırdı bence, aradı. Ben de çok sevdim Seda Hanım yani. Evet. Ben, ama Mustafa niye şey yaptı bilmiyorum. İçim ısınmadı diyor oğlum. İçim ısınmadı Seda Hanım. Mikrofonu görmedin, i̇çim konuşmadın. İçim ısınmadı Seda Hanım. Konuşmadın. Ya anne konuşmadım ama içim ısınmadı yani. Fotoğrafta gördükten sonra beğenmedim yani. Beğenmedin. İçim ısınmadı yani. Neyini Mustafa? Ama bir şey söyleyeceğim. Bak Elif de diyor ki olmaz çünkü benim bir çocuğum var diyor. Mustafa'nın yaşı küçük diyor. Değil mi Elifciğim? Tabii. Sorumluluğu alabileceğini düşünmüyorum. Ve ben 4 yıldır henüz evliliğe karar vermemiştim. Hı hı. Şu an itibariyle karar verdim. Sizlere de güvendiğim için. Evet. Teşekkür ailemin de rızası hayatım olduğu için bu programdayım. Evet. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Farklı adaylarına olsun baksın diyorum. Allah tabii razı olsun. Sence Elif Neriman iyi bir aday mıydı? Bence Mustafa değerlendirmesi için gerekti yani. Sonuçta... Bence. Seni beğenmiş, o kadar mücadele etmiş, bir tanıman gerekti, bir görmen gerekti. Kızcağız o da çok şaşırdı. Hemen ben işte onu özgüven kazansın diye aramıştım falan filan demeye başladı kızcağız da. Haklı olarak tabii yani, o da bunu beklemiyordu böyle bir şey. Evet, peki o zaman ne diyorsun, Elif olmaz bu iş diyor. Ben o zaman başka taleplerimi beklemek istiyorum. Ay bu, bir de bu kendi şey bir çocuk, efendim hayatım yakın tut. Mustafa'cığım sen böyle yaparsan hiçbir aday gelmez sana. Çok güzel bir şansın vardı ama o şansı elinden ittin. Sen kendinden büyük insanlara niye bu kadar sempati duyuyorsun anlamıyorum ki. Baba bir şey söyleyecek misin? Mikrofonu baba, verin. Ver babaya mikrofonu. Mustafa'nın babasına verin mikrofonu. Babamız bir nasihat, bir abi, umut var mı? Abi üniversite talebesini reddetti oğlun. Seda Hanım. Heh. Ben hepimiz batani görevini yaparken az çok askerde bir şeyler öğrenmiş bulunuyoruz. Evet. Yalnız benim oğlanın hayatın gerçeklerini kavramaması beni üzüyor. Dolayısıyla bunu çok erken buluyorum. Yani henüz daha Hakkari'den geldi. Şurada bir sene oldu olmadı diyelim, misal diyelim. Ben hanımla 33 yaşında annesiyle kazı kazandan para çıktı. Yeşilköy'de simit satarken evet, geldim 3-5 biriktirmişim. 80'den 90'a kadar simit fırında yakın kalkmışım arkadaşlarla. Oradan Cenab-ı Allah bana o şansı yüzüme güldü. Cenab-ı Allah'ın sevgili bir kulu olarak. Gittim hanımla köyde, yakın köyümüzde hemen hissettim, evet, aldım, evlendik 91'de, 92'de olan dünyaya dışı nasiyeli, evet, yapmış gelmiş şu anda. Peki oğlum evet, niye? Ailemizin tek çocuğu, başka bir çocuğumuz var. Peki ama yani mesela Neriman'ı reddetti, Seda Hanım dedi, içim ısınmadı dedi. Bu en azından Seda Hanım evlenmesi için hayatın gerçeklerini kavraması gerekir. Zaten Salim evdeki, ona söyledi. Evdeki hesaplar, çarşıdaki hesap aynı, evet, evet, birbirini tutmaz. Ben 44 yıl burada ömrüm mikrofon geçti. Mikrofon abi. Heh, 44 yılda gerek Kadıköy'de gerek burada benim 44 yıl ömrüm geçti. Evet. Yaş 13, İstanbul'da 1971'de rahmetli peder buraya göç etti, geldi Ardahan'dan. Canım yaş benim şu anda 3. gün olarak 57 yaşına geldi. Peki ben Neriman şey tekrar hamca. Yani hayatın gerçeklerini kavraması tamam, gerek. Tamam peki. Neriman. Alo. Seni dinliyoruz tatlım. Merhaba tekrar. Tekrar merhaba. Ya şey şimdi insanlar zaten hani birbirini beğenmek zorunda değil ama evet, benim ciddi anlamdaki yani dediğim en baştan beri dediğim şey, ben onu zaten çok beğendiğim için aramadım. Ben onu yüreklendirmek için aradım ama ben onu fazla yüreklendirmişim ki şu an beni rencide ediyor. Benim de bir ailem var, çevrem var, bak Neriman, gerçekten var, seninle birlikte biz de rencide olduk. Seni anlıyoruz. Sen gerçekten çok rencide saçma, oldun. Çok haklısın. Sana hak veriyoruz Neriman. Ve yani sen mi özür dilersin, ben mi senin adına özür dileyim? Çünkü Neriman'la konuşurken ben Elif'i beğeniyorum dedin. Mikrofonu yakın size tut. Söylediğim için bunları çok özür diliyorum Neriman Hanım. Beni affedin. Alttan, haklısın alttan Neriman. Beğenmedim,
ısınmadım diye geçerken benim yakınlarım diyor bu ne demek? Yani ben de seni çok beğendiğim için kara kaşına kara gözüne değil o hayat hikayeni şey yaptım. Ama ben seni fazla yüreklendirdim. Seni, yani gerçekten. Neyse evet. Sen yine aynı hataya düşüyorsun. Bu şekilde olmaz Mustafa. Bu şekilde evlenemezsin. Anacığın babacığın üzülür. Yapma. Tamam. Bana değil yani kendine ailene yapma bunu. Ben zaten hani tamam. Burada çift anadal yapıyorum. Bir sürü hani vasfım var. Zaten görüştüğüm insanlar var. Yani seni istediğimden değil. Ciddi evet. Yemin ediyorum değil ya. Başka tamam. Sebepler yani. Biz anlıyoruz seni tamam, Neriman Hanım. Anlıyoruz seni. Peki Neriman Hanım. Evet. Ama bu şekilde yani rencide edici sözler kullanılmasın. Çok saçma. Ben iyi bir şey yaparken kötü bir duruma düşmek yani tuhaf. Çok haklısın. Çok haklısın. Tuhaf yani. Çok haklısın Nerimancığım evet, ama Mustafa evet. Özrünü diledi. Beni affet dedi hatta değil mi? Affeder misiniz beni? Çok özür diliyorum. Ben dediğim gibi yalnızca o güzel annen, güzel baban için. Çünkü sen onları fazlasıyla Türkiye'nin önünde böyle... yaptım. Ben onları da senden daha fazla izliyorum. Seninle hiçbir alakam yok yani. Bunları söyleme sebebim peki. Kendi şeyimden, onurumdan, gururumdan öte onların onuru gururum. Peki Neriman'cığım teşekkür ediyoruz. Tekrar bağlandığın tamam. için tamam. Çok teşekkürler. Neriman'a. Babacığım peki şimdi bu çocuk biz evlendirmek istiyoruz. Evlenirse bu çocuğa ev vermek isteyen var. Beyaz eşyalarını düzmek isteyen var. Çocuğun Mustafa evlenmeye hazır değil mi sence? Beyefendi benim çocuğum... Evet. Evet. Hazır değil mi? Heh, beyefendi benim çocuğum henüz hayata hazır değil. Evliliğe? Birinci evi olabilir. Ben o kazı kazanla o evi aldım. Sonra hanımla evlendik. Yalnız evdeki hesap çarşıya uymadığına göre... Neyse bunu zaten defalarca genç, dinledik. Hem peki abi. Abi anladım. Hazır değil. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Tamam, tamam. Bir saniye vereceğim. Ha, Elif'ciğim de hayır dedi. Elif senin de yerine. Şu tamam abi. Abi tamam. Aynı şey dedi. Mustafa yerine yavrum. Peki. Tamam. Aynı şeyi dinledik çünkü. Evet. Defalarca aynı şeyi konuşup duruyoruz. Anne ile baba da aralarında biraz şey oldu. Anne evlensin diyor. Baba hazır değil evlenmesin diyor. Ya, üzmeyin birbirinizi size. Neyse. Kısmet bu işler. Kısmet. Peki. Peki. Kısmet. Salim bu bunların hepsini var. Dün... Evet. Noktayı koyacağım evet. Müsaade ederseniz. Beyefendi evet. Hakikaten çok mantıklı. Bir kere hayatı o kadar güzel yaşamış babası ki. Babası değil mi Mustafa? Babası tabii. Evet doğru. Oğlunun ne olduğunu biliyor. Bence sadece acizane bir teklifte bulunacağım. Eşini bir kere alsın karşısına konuşsun. Yani burada Mustafa çok önce saf, çok temiz bir çocuk. Hazır olmadığına Mustafa. Anne bunları evet. Hazırlıyor. Onun için anneyi bunu doğru. Peki aralarında gerekir. Anlaşacaklar. Biz de konuşuruz tabii ki. Peki. Evet, sırada bir telefonumuz varmış. Hüdafa'yı alacağız yanımıza. Evet, gel Hüdafa telefonum Hüdafa var. Hüdafa sana alkışlıyoruz Hüdafa'yı. Sen alo de. Alo. Alo. Hanımefendi buyurun. Alo. Hüdafa Bey burada. Evet buyurun. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. İsminiz? Nereden arıyorsunuz? İsminiz nedir? İstanbul'dan Selin. Selin. Evet. Kaç yaşındasınız Selin Hanım? 20 yaşındayım. Hmm. 20 yaşındasın. Ne yapıyorsun? Yani? Genç evet. De daha. Ne yapıyorsunuz? Ne işle meşgulsünüz? Öğrenciyim şu an. Bölüm nedir? İnşaat. Çok güzel. Evet. Evet ben sizi dinlemek istiyorum. Buyurun. Siz sorun ben söyleyeyim. Ailenle yaşıyorsun herhalde. Evet ailemle yaşıyorum. Evet anladım. Peki... Yüksek sesle biraz peki, daha. Evet. Yani daha önce bir evlilik falan var mı? Yapmamıştır. 20 yapmam. Yaşında çünkü. Olabilir öyle değil mi? Evet. Daha önce evlilik yapmadın herhalde değil mi? Hayır. Anladım. Seni daha önce izlemiş mi? Daha önce izlediniz herhalde beni değil mi? Evet. Annemin tavsiyesi için aradım. Annenin tavsiyesiyle arıyorsun. Yalnız biraz zoraki konuşuyorsun gibi. Evet, silah senin... zoruyla falan mı konuşuyorsun? Annem mi zorluyor seni? Konuş kız. Yok hayır. Sizin sesiniz tam net gelmiyor o yüzden. Hı. Anladım. Annenin ellerinden öperim. Teşekkürler. Ben de 27 yaşındayım. Evet. Evet izlemişsiniz zaten hayatımı anlattım biraz. Biliyorum ben zaten.
Evet, ben şöyle saçlarını mı kestirsen? Evet, kestirdim. Nasıl olmuş? Güzel olmuş. Güzel olmuş. Öbür türlü de güzeldi. Çok kabarık. Aa yok be, güzeldi. Kendini ekranda görüp beğenmeyip mi kestin? Zaten plan, dön bakayım şöyle ya. Selin'e soralım. Yok, Selin güzel. Hangisi güzel olmuş? Bu mu daha önce mi daha iyiydi saçı? Selin gelecek mi? Davet et. Daha güzeldi ama bu da iyi olmuş. Evet, eyvah. Davet ekeriz ne yapalım? Selin, ben buraya davet etmek istiyorum seni. Eğer tamam, sen de istersen görüşürüz. Tamam, olur. Anneyi evet, de al gel. Madem evet, anne beğendi önce o da gelsin. Peki Selin'ciğim, bekliyoruz seni. Seni. Bir daha fay yerine. Sıranın sona erdi bugün. Bir evleneceksen gel daha. Sonuna gelindi. Ece ne oldu? Ece hala ağlıyor. Ne yaptı? Karar verdin mi bacım? Ne verdim, oldu? Kararı. Ben artık arkamda güçlü erkek istiyorum. Güçlü bir eşi istiyorum. Güçlü. Peki. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'ın izniyle. Yarın hoşça görüşmek kalın, üzere. Hoşça kalın. Hatırlatma, unut bütün olanları.